Herkese merhaba. Şimdi size Age of Empires oyununu nasıl oynayabileceğinizi sıfırdan başlamak üzere en iyi oyuncuların neler yaptıklarına kadar anlatmaya çalışacağım. Çok kısa bir sürede. Standart game ayarlarıyla başlıyoruz. Oyunu Steam'den 56 liraya satın alabilirsiniz. Bütün dünya üzerindeki oyuncularla oynayabilmek için. Multiplayer'da buradan maçlar seçersiniz. Karşınıza rakipler gelir. Canlı oyuncularla beraber maç yaparsınız. Haritanızı falan nasıl seçeceğinizi buradan araştıracaksınız. Size de anlatırım az sonra. Ben size anlatabilmek için standart game yapacağım ve ırkımı gotlardan seçtim, takımımı 2 yaptım. Onun takımı da muhtemelen 1, 3 ya da 4 herhangi bir olacak. Rengimi de 2 seçtim ve buradaki ayarların hepsini tek tek oyun ilerledikçe konuşuruz. Küçük harita seçtim. Popülasyonumu 200'de sınırladım. Hemen şu oyuna bir başlayalım. Oyun içerisinde size neler olup bittiğini anlatacağım. Age of Empires bir strateji oyunudur. Her şey... Ya. Hemen burada oyunu bir durduruyorum. Bakın. 1, 2 ve 3 tane işçi ve bir tane scout yani atlıyla başladım işlere. Burada 4 tane lama var. Burası benim town center'ım yani şehir merkezim. Buradan işçi çıkarıyorum. Daha sonra buradaki işçilerle yaptığım diğer binalarla birlikte oyunu büyüteceğim. 200 kişiye kadar sivil ve askeri birimler oluşturacağım. Ve şu anda bana bakın burada kim yazıyor? Vanitus. Yaunitis'le savaşarak onun ülkesini fethetmeye çalışacağım. Ben en düşük ayarları seçtim ki size oyunu anlatabileyim. Her şeyden önce bu ekranımızı nasıl kullanıyoruz? Burada neler var anlatalım. Bakın 200 odun, 200 bakın odun demeyelim şöyle söyleyelim. Hem İngilizcesini hem Türkçesini söyleyelim. 200 odun yani wood, 200 et yani besin ya da food, 100 altın yani gold ve 200 ton taşla başladım. Şu anda benim 4 tane popülasyonum var. 3 tanesi işçi, bir tanesi scout biliyorsunuz. 3 tane boşta işçim var. Elini duvara yaslamış bu işçi. Ben şu anda Dark Age'deyim. Önümde Castle, Feudal Age, Castle Age ve Imperial Age var. Bu çağları atlaya atlaya gelişmelerimi sağlayacağım. Lamalardan ve gördüğünüz böğürtlenlerden et elde edebilirim. Ayrıyeten bazı koyun, domuz gibi bazı daha farklı şeyler var. Onları da şey yapıyorum. Ben bu Elsa? arada boş bekliyormuşum. Şu anda ilk yapmamız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Şu iki Güzeldi. işçiyi seçiyorsunuz. Q tuşuna basıyorsunuz ve bir house yaptınız. Bu vere. Bu yaptığınız şey ne biliyor musunuz? Bakın. Bir işçiye tıkladığınız zaman şu seçenekler karşınıza gelir. Sivil birimler ve askeri birimler. Sivil birimleri Q ile yönetiyorsunuz. Q'ya hemen çıktım. Şu an Hey şeye ya. geldim. Q'ya bastım. Bakın sivil birimler neler? Ev yapabilirim, değirmen yapabilirim, taş ocağı, odun evi, deniz evi, tarla, demirci, market, ibadethane, kütüphane, ana ev yani town center bunun gibi bir tane daha ya da büyük bir cami. Bu oyunu bitirmek için bunu hiç kullanmayacaksınız diyebilirim. Diğer taraftan ben yine aynı Ya. işçiyi aldım. Q'ya basmak yerine W'ye bassaydım. Bakın burada neler kullanabileceğinize bakın şimdi. Variety. İşçiyi seçtiğim anda işçileri. Neyse. Klavyeniz üzerinde en soldaki solüst köşedeki Q, W, E, R tuşu boş. T burada gördür. Bakın altta hot keys yazıyor. Hot keys şurada yazıyor. Yani kısa yol tuşu T'ymiş bunun. Kısa yol tuşlarını bilmek zorundasınız. Başka alternatifiniz yok. Kısa yollarla oynamazsanız bu oyunda sürekli bir amatör olarak kalırsınız. En iyi oyuncuların tamamen kısa yollarla oynadığını, mouse'u çok az kullandığını söylemek zorundayım. Hemen dediğim gibi eğer ben W'ye bassaydım neler çıkacak? Askeri birimler, barak yani piyadeler, piyadelerin kılıçlı ya da zıpkınlı askerlerin oluşturduğu birimler, okçu evleri, atlı evleri ya da kuşatma birimlerinin olduğu şeyler. Yine burada bakın klavyenizin Q, W, E ve R tuşlarıyla kontrol ediyorsunuz. Alta geçtik klavyenizin altına. Bakın A, S, D boş burada. F ile kule yapıyorsunuz. Yine alta geçtik. Bakın Z boş. X ile kapı yapıyorsunuz. C ile kale yapıyorsunuz. Kale çok önemli bir birimdir. Şimdi diğer Ya. bunlara bir tane daha QQ Bu diyelim. böyle. Ve hemen town center'ımıza bakın QQQQ. Zaten bizim bu bir tane ev bize 5 tane insan barındırma şansı veriyor. 5 kişi bu evi bir tane evden 5 kişi hayata çıkabiliyor. Benim 200 popülasyonu sağlamak için bunlardan 5 kere 2
200 olması için 20 tane mi yapmam gerekiyor? 2 kere 5 10. 40 tane yapmam gerekiyor. 40 tane bu evden yapmak zorundayım onun sonuna kadar. Ama unutmayın. Her biri kaç odun? Bakın 25. Her şeyin kostuna bakın. Bakın burada açıklamaları var. Üzerine mouse tuttuğum zaman. Ama bunu yaparsam da bunu yapamıyorum. Great. Buildings mesela üzerine tuttum. Basmıyorum hiçbir şeye. Display the economic and infrastructure buildings you can build. Geçtim. Anlamadım çünkü ne dediğini. Burada build house 25 liraya 25 oduna bir ev yapabiliyorsunuz. Evinizin gücü bakın burada yazıyor 550. Hiçbir şeyi yok, zırhı yok. Oklara karşı hiçbir kılıç yani darbe gücü yok. Hiçbir kılıca karşı koruması yok. 7 tane ok yeme. Hadi şunları anlatayım hemen başlamışken. Bakın bu arada işlerimiz çıkıyor. Gelin. Teknoloji tree diye bir şey var. Bakın oraya tıkladığımda ne geldi? Bakın şu bizim teknoloji tree'miz. Teknoloji ağacı. Bütün ırklar. Bakın benim şu anda God seçili. God'un bütün özelliklerini okuyalım. Infantry civilization. Medeniyeti. Bu bir piyadeleri meşhur bir medeniyet. Neden mi? Bakın. Milita dediğimiz bu barak dediğimiz ev ilk yapacağımız askeri birimden çıkan kılıçlı asker. Bakın elinde bir sopa var. Bu sopayla ben bir çağda atlarsam bakın burası Dark Age. İşte Feudal Age'e geçtiğim zaman bu benim milisyalarım. Olacak size Men at Arms. Men at Arms bakın özellikleri 48 et ve 16 golda üretebiliyorum. Bu normalde diğer uygarlıklarda 70 et ya da 60 et gibi bir rakam olması lazım. Ya da 20-25 gold olması lazım. Goth ırkının özelliği çok ucuza militia yani Men at Arms yani Longsworsman yani şampiyon üretebilen. Ne bu isimler? İlk çağda bu askerin ismi militia. İkinci çağda bu askerin ismi Men at Arms. Üçüncü çağda yani Castle Age'de bu Longsworsman ve Imperial Age'de Two-handed swordsman yani iki elli kılıççı ve bir G upgrade var. O upgrade'i aldığınız zaman da şampiyon oluyorlar. Peki bakın. Bunun özelliklerini okuyalım. 40 canı var. Bakın orada şurada altta ben onu mouse üzerine getirmem. Bakın kalp 40. Kılıç 4. Yani bakın 40 canı var. 4 tane darbe puanı var. 0 zırhı var. 1 oka karşı zırhı var. Ve hiç 0 menzili var. Menzili yok. Çünkü bu sadece yanındaki askerle savaşabilir. Ok fırlatmaz, mızrak fırlatmaz. Bakın en alta gelelim şimdi. Kalp 40'tan 70'e çıktı. Bakın 40. Kalp 70. Zırhı 4'tü. Zırhı 13 darbe puanı 4'tü. Darbe puanı 13 oldu. Bunun gibi pek çok şeyi oyun içerisinde size açıklayacağım. Upgrade'ler nelerdir? Neler yapmamız gerekiyor? Hepsini sizinle paylaşacağım. Burada pek çok işçi boş bekliyor gördüğünüz gibi. Şunları da içeri çekelim. İki tane ana ev yaptık. Ve işçilerimize çalışma emri verdik. Hemen ikinci yapmamız bunlarla birlikte yapmamız gereken şey şuydu. Atı seçtim. Kontrol 5 tuşuna bastım. Atın numarasını 5 yaptım. 5'e bastığım zaman o atı çağıracağım. Çıktım. 5. Atım geldi hemen. Shift tuşuna basılı tutarak 1 sağ tık, 2 sağ tık, 3 sağ tık, 4 sağ tık, 5 sağ tık ile ata yapmasını istediğim, çizmesini istediğim çizgiyi belirledim. Bakın birinci bayrağa ulaşır ulaşmaz ikinci bayrağa gider. Ona ulaşır üçüncü bayrak, dördüncü bayrak, beşinci bayrak. Atımı gezdiriyorum. Haritayı görebilmek için siyah çıkan bu haritanın içine. Bakın haritamın tamamı burada. Şuradakileri anlatayım hemen önümüze gelmişken. Bakın bu fişek. Haritanın herhangi bir yerine fişek atmak istiyorum. Hava işaret fişeği. Yanımdaki arkadaşıma diyorum ki bak kardeşim şurada asker gördüm. O siyahlığın içinde fişeğin yerini görüyorum. Bunlar bakın şu anda ben rakibin puanı ve kendi puanımı görebiliyorum. Değil mi? Bir kez daha tıkladım. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Şimdi şuraya bakın. Güneş. Güneşe basarsam her şeyi görürüm. Balta gelirse sadece askeri birimleri görürüm. Bakın benim bir tane askeri birimim var. Haritanın içerisinde sadece o aktif şu anda. Bir kez daha bastım. Para. Yani ben şu anda sadece işçileri görebilirim. Neler yazıyor? Idle villagers 3 tane. Shepherds 4 tane. Shepherds. Yani benim 4 3 tane boşta işçim, 4 tane de koyuncum yani et güden. Bakın kırmızıları gördüm. Ben şu anda
Boşta durduğu için bakın. Atla ben gezmeyi bırakıyorum. Ata J komutunu verdim. O artık haritayı komple kendi kendine gezecek. Şu boştaki işçilerime dedim ki siz de gelin odun toplamaya başlayın. Bakın et topluyoruz. Neredeyse bitmek üzere. Ya da gelin siz de odun et toplayın. Buraya da diyorum ki sen oduna işçi gönder. Odunu toplamaya. Ha şuradaki oduna tıkladım. Bakın ana eve tıklıyorum. Ana eve mouse'la tıklamıyoruz unutmayın. Her şeyi kısa yollarla. H ana ev ve sağ tık. Bu ağaç. İlk çıkan işçi buraya gidecek. İzleyin şimdi. Şimdi bu işçileri toplayıp bu domuzu nasıl avlayacağını size göstereceğim. Gelin. Bir tane işçi seçtim. Ana eve bir kez sağ tıkladım. Elindekileri boşalttı. Gidiyor şu anda. Domuzu işaretledim. Domuza bir ok sıktıracağım ve geri kaçıracağım. Onu ana eve çektiğim zaman buradaki işçilere vurun diyeceğim. Ve domuzu evin dibinde avlamış ve etini burada faydalanmış olacağım. İzleyin. Gel. Kaç şimdi. Bakın işçim geliyor. Diğerlerini seçtim. Buradaki lama bitti. İşçilerime dedim ki gelin 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 gelin. Bu çocuğu kurtarın sıkın. Bu çocuğa dedim ki gel T eve gir. Yo tamam. Tekrar evden çıkabilirsin. Bakın hepsi kısa yollarla dediğim gibi geldim. Buna tıklarsam eğer diyor ki I'm Garrison all villagers from this building and send them back to work. Buna tıklarsam işçiyi yaptığı işe gönderirim. Buna tıklarsam evin dışına atarım sadece. Ben şimdi işçimin yaptığı işe dönmesini istiyorum. Üzerine geldim. Ne? F tuşu. Bakın. H, F. Boşta duran işçiyi gördünüz mü? Çıktı ve ya, ona en son ne görev vermiştik? Hiçbir şey. O yüzden hiçbir şey yapmıyor. Bakın bu domuzu avlayalım. Şuradaki işçiye dedim ki önce elindekileri sağ tıkla buraya boşalt. Bakın. Sol tıkla işçi seçiyorum. Sağ tıkla komut veriyorum. Eli dolu. Elini boşalt. Bak sol tıkla işçimi seçtim. Domuza gönderdim. Sol tıkla işçimi seçtim. Gel. Bu domuzu avla. Bakın odunum çok arttı. Şu oduncuları shift tuşuna basarak seçtim. Getirin dedim elinizdekileri. Bunu öldürtmeyelim. Kaç. Kaç çocuğum. Şu işçileri tekrar sol tıkla tarattım. Q ve R tuşuna bastım. Odun evi kuruyorum. Şu çocuğu kurtarın. Kaç. 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 Devam. Sen de devam. Şimdi bakın ne oldu? Çağ atlamak için odun, et topluyorum. Altın ve taş toplayacağım. Şimdi ilk çağ atlamanın esprisine geliyoruz. İki tane devrin gerekli olan şeyini yapmak zorundasınız. Ne yapmak zorundasınız? İki tane ney? Bakın şuradan dört işçi aldım. Sağ tıkla buraya git, sol tıkla. Yukarıdan aşağı sol tıka basılı tutarak tararsanız o içinde kalanları alır. Ve bunlara gelin dedim sağ tıkla. Buradaki geyikleri avla ya da bakın gelin biz birdleri mi? Yok birdleri her türlü avlarız. Bakın Q, W. Buraya bir tane değirmen kuruyor. Arkadaşlar. Geyikleri avlayacağım. İzleyin. Ya bir dakika bekleyin. Kayıt yapıyor muyum yapmıyor muyum çok merak ettim ya. Kayıttayız kesinlikle. Enter. Devam. Şimdi gelin buraya. Gelin 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 gelin. Geyikleri gördüler. Sık bunlara aynı anda. Sık buna aynı anda. Gel gel gel. Sık aynı anda. Şimdi sen buraya gel. Sen de şuna gel. Kızım sen. Heh, bir tane didik sesi geldi. Bakın bu oyunda uyarıları çok dikkatle dinliyorsunuz. Didik sesi geldi. İşte ben bir tane daha lama buldum. Lamayı eve gönderiyorum. Sağ tıkla. Solla seçtim. Sağla evin dibine kadar gönderiyorum. O benim lamam oldu. Daha neler neler var. Haşa geldik. Bakın. Çağ atlayacak kıvama gelmişim. Neymiş çağ atlamanın esprisi? Hemen üstte bakın siyah yazıyla. Bakın burada çıkan siyah yazı benim bütün özetlerim. Advance to Feudal Age. Feudal Age'e avantaj kazanın. Yani şimdi bakın şunlara bir boş durmadan bir birdlerine mi gönderelim? Bir tane de buraya değirmen yapıyorum. QW. Normalde bunu yapmam. Bu oyun için özel yapıyorum. Boş durmasınlar. Kaç işçim var? Saydık mı? 12-15. Daha işçi basmam lazım. Çok geç kaldım. Unutmayın burada oyun aynı anlattığım için geç kalıyorum. Oduna işçi gönderdim bir miktar. Şimdi kaç bir tane de ana bir tane daha ev yapmam gerekecek. Gel. Gel. Hah. Aa, bu arada bakın buraya bir tane denizci evi yapmam. Onu bitirdikten sonra bakın işçiyi seçtim. Shift'le basılı tutuyorum. Q pardon o zaman yap pardon. İşçiyi seçtim. Q ve T dedim. Shift'le basılı tutuyorum. Getirdim buraya koydum. Bakın bu çocuk burayı bitirip buraya gelecek. Gördünüz mü? Ben emir vermedim. O yaptı. Bir iş yapıyor.
onu alıyorsunuz. Başka bir komuta shift'e basılı tutarak verdik. Bakın deve çıktı geldi buraya kadar. Şimdi devemizin bir kişi lütfen devemizi güzel güzel şey yapsın. İkinci çağa geçmek için bende bakın gotlarda burada çok önemli bir upgrade vardı. Bunu size söylemeyi unuttum. Çünkü bende yok. Bakın ağaç evinde şu upgrade'i, değirmende bu upgrade'i daha alacağız zaman var. Deniz evi bakın balıkçılara Q. Yeterli wood yok bakın not enough wood. Yani yeterince odun yok. Bu işçi boş durmasın şuradaki balığı avlasın. Bu balığı alıp buraya getirebiliyor. Ana eve kadar götürmüyor. Unutmayın. Odun toplarlarsa, taş toplarlarsa, et toplarlarsa, böğürtlen top... Bakın boş işçiler. Boş işçi olayına gelelim. Hotkeysler. Bu oyunda en büyük hata boşta işçi durmaktır. Bakın. Ben boş işçi konusunu space'e getirdim. Space. Sürekli elimin altında ve basıyorum. Diğer bütün boş iş, diğer bütün komutlara gelin bakalım. Ayarlar. Bunlardan çık. Burası değil. Özür dilerim. Bakın. SC'ye bastım ve options dedim. Önce burada interface, burada diğer ayarlarınız. Bunları yapabilirsiniz. Color blind mod yani renk körler için de bir mod varmış. Bunu da ilk defa görüyorum. Dilim İngilizce. Size de İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü oyunu anlatanların hepsi İngilizce konuşuyorlar. Türkler dahil. Bunları incelersiniz. Çok önemli değil. Grafikler var. Ekmekler zaten serbest. Fırınlar açık. Var eminim. Grafik. Şimdi ben burada full desktop oynuyorum. Oyunu kaydedebilmek için. Yoksa Streamlabs kayıt yapmıyor. Low grafik seçiyorum. Bilgisayarım ekran kartı 1 GB. Bakın size söylüyorum. Minimum 1 GB ekran kartına ve işlemcinizin de i7, i5'in üst modelleri olmasına ihtiyacınız var. Yoksa oynatmıyor. Yani şöyle 1-2 senelik bir bilgisayarla oynayabilirsiniz. Diğerleri oyun. En az diyorum 8 GB RAM. En az 1 GB ekran kartına ihtiyacınız var. Benim gibi düşük ayarlarda oynamak için. İyi bir bilgisayar 10 bin liradan aşağı bugün 22-23 Mayıs 2020 bu şartlarda 10 bin liranın altında yani 8 GB 16 GB RAM ve en az 4 GB ekran kartı olmayan bir bilgisayar bu oyunu oynatmıyor. Çok fazla grafik var içinde. Grafiği geçtim. Hotkeys'e geldim. Bakın. Çok güzel şeyler. Unit commands yani unite komutları. Attack ground. Bu bir bölgeye atak. Bu bölgeye atak. T'ye basıyorsun. Askerleri seçtin ve şuraya git diyorsun. O bölgede ne varsa savaşacaklar. T'ye basıyorsun. Sağ tıkla gönderiyorsun. Delayed all selected units. Shift delayed. Bunları inceleyeceksiniz. Benim size anlatmam gereken esas önemli komutlara gelelim. Bakın. Go to barracks. Oyun içerisinde öyle bir an gelecek ki herkes asker olacak, her yer savaş alanına dönecek ve siz dönüp de ana evim neredeydi, haritada bulayım tıklayayım değil. Haş'a basacaksınız, ana eve gideceksiniz. Ben ne yaptım? Bu haş. Bakın. Go to town center. Yani şehir merkezine git. Ben haş yaptım. Bunu oyun size haş yapıyor. Ama ben diğer kalan her şeyi değiştirdim. Misal. En çok kullanacağız şey barak. Yani o swordsman ve halberdir dediğimiz atlıları alttan mızrak dürten. Mızraktır onun adı herhalde. Bir mızrak atanlar var. Bir de ellerinde böyle bir mızraksı bir şeyle atlıları alttan saldıran halberdirler var. Onların da isimleri çağ çağ değişiyor. Spearman oluyor. Halberdir oluyor en son. Elinde tuttuğu şeyin ismi halberdmiş. Ekin saygılar selamlar. Bana da Ekin öğretti bunu. Go to barak. Normalde siz bu oyunu açtığınız zaman hotkeys'te bunu Ctrl B olarak göreceksiniz. Ben değiştirdim. Sadece B yaptım. Blacksmith. Ctrl S. Ben sadece S yaptım. Castle. Sizde Ctrl V. Ben sadece V yaptım. Ben bunların hepsini değiştirdim. Siz de bakıyorsunuz ekranımda şu anda. Dilediklerinizi dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Atlı evini X yaptım. Yani size onu şöyle söyleyecekler. Siege House. C yaptım. Kuşatma atölyelerini. Atlı evine de ne diyorlar? Neyse. Geleceğiz az sonra. Stable. Stable'ı da X yaptım. Atlı evleri stable. Bu hotkeyslere çalışmanız gerekiyor. Notlarınızı almanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. Bakın boşta duran işçi. Siz ne yaptınız? Bakın. Go to next idle villager. Boşta duran köylü. Ben space yaptım. Siz ne yapabilirsiniz? Oyun size virgülü veriyor. Noktayı veriyor. Dilediğiniz komutu buradan getirirsiniz. Tıklarsınız. Change selection dersiniz. Klavyenizde hangi tuşa basarsanız artık onu seçmiş olursunuz. Confirm. Cancel. Burada hiçbir değişiklik yapmıyorum.
Bunlar, bakın biraz sonra bu reliği alacağım. Reliği götürüp imam alacak ve imam evine koyacak. Hey ya. Heh, gelin. Ya, boş durmak yok. Hiçbir zaman hiç kimse boş durmayacak arkadaşlar. Bu oyunun özelliği budur. Geldik ya, ve buradan Q, E dedim. Maden ocağına bakın. Şu altını toplamam lazım. Bir. İkincisi, hala 150 odunum var. İkisini seç, gel buraya. Q, E. Şu taşı da toplamak zorundayım. Bakın, burada ne yaptım? Araya bir birim boşluk koydum. Tam sıfırına da koymadım, uzağa da koymadım. İşçi altını buradan kazacak ve hemen dibine bırakıp geri dönmesini istiyorum. Bakın burada da şöyle bir şey var. Oduncunuz bazen burayı bırakır gider, şurayı dolaşır. Onu alacaksınız ve uygun bir yere çağıracaksınız. Bakın sadece bir tane, bu da gidiyor balık avlıyor, getiriyor buraya bırakıyor. Boş bir tane sadece. Bir tane daha emir verdim. Buna dedim ki gel bakalım şöyle bir gez haritada dedim. Sağ tıkla. Hadi lan. Shift'e basılı tutuyorum. Heh. Buna dedim ki sen burada avlan. Buna da dedim ki sen buraya bayrak dik bak. Sol tıkladım, sağ tıkladım. Sol tıkladım, sağ tıkladım. Sol tıkladım, sağ tıkladım. Buraya gönderecek. Bu da burayı avlayacak. Bu çocuk da boş durmasın, buraları şey yapsın diyorum. Şimdi haşa geldim. Çağ atlamak için. 500 tane oldu ete ihtiyacım vardı. Bende 1000 et var. İkinci çağa atlıyorum. Niye mi atlıyorum? İşçilerin upgrade'leri var. Bakın atlamadan önce onu söyleyeyim size. Burada bir loom vardı. Loom yani H ve A tuşuyla alınan bir loom. Yani işçilerin daha güçlü olmasını saldırılara karşı sağlayan bir upgrade vardı. God'da bu upgrade otomatik veriliyor. Her ikinin kendine göre özellikleri var. Kimisi 5 işçiyle başlar. Kimisinin atlı askeri çok güçlüdür. Franklarda bir paladin vardır. Çok güçlü bir askerdir. Türklerin mi? Kaleden çıkan yeniçerileri vardır tüfekli. Önünde kimse duramaz. Archer House'dan yani ok evinden arkasına böyle önünde bomba sürükleyen, hani bu bizim ney topu diyoruz? Obüs toplarını atan gibi bir tane yuvarlak top sıkan bir asker var. Arkaya 6 tane ondan koyarsınız. Önüne de 20 tane tüfekli Türk yeniçerisi koyarsınız. Bunlar gittikleri yeri yıkar geçerler. Benzeri şeyleri anlatacağım size. Devam ediyorum. Bu kız boş duruyor. Bakın sürekli shift'e basılı ben space'e sürekli basıyorum. Boşta kimse kalsın istemiyorum. Bakın 20'ye 20 bir tek işçi bile çıkaramayacağım. QQ. Hemen ev yapsın. Bir tane daha yapsın. Boş durmasın. Town Center'ın biter bitmez. Q. 14 tane işçi bassın. Boş durmak yok. Bakın. Şimdi bakın. Bunlar aktif olacak. Gördünüz mü? Artık altından bakın 100 et ve 75 wood harcayarak villagers mine gold 15% faster. Yani altın işçileri %15 daha hızlı çalışacak. Bunu tıklayarak. Ama benim asıl ihtiyacım olan F'e bastım. F benim değirmenim. Önce H'a basıyorum. Bakın. Şu iki upgrade. İşte bu el arabası. Benim işçilerim villagers work more efficiently by moving 10% faster and carrying 20% more resources. Bakın bunu aldığım anda benim villagerlarım yani işçi köylülerim, şunları bir iptal et. Önce şu upgrade'i yapacağım çünkü. Benim işçilerim %10 daha hızlı gidecekler. %25 daha fazla ekin taşıyacaklar. Et taşıyacaklar. Her neyse. Bakın bu kız boşa düştü. Boşa düştü. Görüyorsunuz. Bu kıza artık savaş evi yap. Bakın. Düşman nereden gelecek? Düşman küçük haritaya bakıyorsunuz. Sağ alttayım. Buradan gelecek. Ben buradaysam düşman karşımdadır. Bu arada 4 tane madencim. Bir 11 tane oduncum. Bakın. Lumberjack, oduncular, miner, madenciler, forager. 3 tane forager varmış. Forager ne lan? Ha şu çiftçi şey. Şu kız, şu çocuklar, şunlar bakın bunlar. Birdland top. Bakın üzerine tıklayın. Forage bush. Forage neydi lan bilmiyorum. Şimdi bu kız boş durmasın daha fazla. Gelsin ve bize ne yapsın? WQ yapsın. Bakın şu anda hiçbir aktif değil. Barak yapmadan bu diğer binaları yapamam. Önce bu kız bize bir barak yapsın. Barak neydi? Yani Swordsman ve Halberdier'ları çıkarabileceğimiz ünite. Şu ana kadar ben güçlü bir düşman atsaydım, bilgisayara karşı değil herhangi birine karşı oynayayım. 10 kere saldırı yemiştik arkadaşlar. Bakın, odun evine geldim yani Z. Ben Z yaptım, siz de Ctrl Z. Ben size böyle yapmanızı tavsiye ederim. En kısa yolları ben böyle buldum. Ve bakın burada upgrade var. Hangi nerede duruyor? En üst sol köşede. Neydi en üst sol köşe? Klavyenize bakıyorsunuz. Q. En üst sol köşede. Q'ya bastım, upgrade'imi aldım. Şimdi madem evine gidiyorum değil mi? E'ye bastım. Aa ben onları yapmamışım. Hemen yapalım. SC'ye bastım. Options.
Hotkeys. Geldim. Game Commons. Cycle Commons mıydı? Game Commons. Go-to'lar nerede? Burada değil. Cycle Commons. Bakın. Go-to. Dock neymiş? Deniz evi. Dock. Go-to mining. Mining camp. Bende G mi? G. Ben neye bastım olmadı? E'ye basmaya çalıştım. Tamam. Mining camp G arkadaşlar. G. Bakın. G'ye bastım. Mining Camp'teki geliştirmeleri alacağım. Bakın klavye, mouse kullanmıyorum. Klavye ile oynuyoruz her şeyi. Boşa çıktım. G, Q. Ardından another G ve W. Gördünüz mü? G'ye bastım, Q'ya bastım. G'ye bastım, W. Yani bir tane maden saçtım G. Bakın şimdi Ctrl C'ye, G'ye bakın. Shift G'ye bastım. Olmaz mı? Olmuyor, pardon. İki tane bunları maden evi bilmem ne onların ikisini aynı anda seçemezsiniz. Şimdi bakın şey değirmen mill yani F'e bastım. Mill'e geldim. Tükürüklerim havada uçacak. Suyu söylemeyi unuttum size. Günde en az 2 litre su içmek zorundasınız. Minimum 2 litre su içmezseniz çok felaket acı çeker ve çok berbat bir hayat yaşarsınız. Günde en az 2 litre. Sakın ha sakın unutmayın. Değirmene geldim yani F. Diğer değirmene de geldim. Aynı anda iki değirmeni seçebilir miyim? Seçebilirim. Ctrl F. Shift F. Ctrl Shift F. Hayır olamaz. Peki. Anlatacağım. Aslında Ctrl B'ye basınca bütün barakları seçebileceğimi göreceksiniz. Şimdi F'e bastım. Ve bunu seçmek zorundayım. Neymiş? Research horse collar. Farms produce 70% food so they last longer before you must rebuild them. Yeniden bir şey tarla üretmeden önce %75 et kazanıyorsunuz. Bakın bu upgrade de önemli. Bunu seçiyorum. Az sonra hadi artık yapalım. Bir tane işçi aldım. Sol tıkla. Q ve A'ya bastım. Bakın bir tarla kuruyorum şu anda ve sol tıkla yerini verdim. Buradaki işçi bıraktı. Bir dakika gel. Şu anda üzerinde ne var? 9 et var. Bakın devam etsin. Bakın şurayı izliyorsunuz. Tarlayı sürdüğü anda bu 9 et bitecek. İşçim sıfırdan tarlasına bakacak. Bakın şu 9 eti bakıyorsunuz. Bakın henüz tarlayı sürüyor. Sürdü. 9 et gitti gördünüz mü? Onun için işçinize elindeki işi bırakmadan önce elindekileri götürüp bırakmasını söyleyeyim. Q, space. 2 tane boşta, 3 tane boşta işçim var. Bakın şurada izliyorsunuz. 3. Sürekli buna basacaksınız. Buna ve virgüle. Boştaki işçi ve boştaki asker. Şimdi şu ikisine ne diyorum? İkisini birden seçtim. Q, A dedim. Basılı tutuyorum. Shift'te basılı tutuyorum. Bakın. Şu bir, şu iki. İzleyin ne yapacaklar. İkisi birden buraya geldi. Bakın sağ tıkla. Shift'te basılı tuttum. Sağ tık, Shift'te basılı tuttum. Sağ tık dedim. Bunu ekecekler. Biri bu tarlada kalacak. Diğeri hemen az önce ona verdiğim ikinci komuta ilerleyecek. Çok güzel. Şimdi bu kız barak yaptığına göre artık kızımıza bir de odun şey okçu evi yapmasını söyle. Ama bakın burada bir tane daha çok güzel bir burada neler var? İşte ortada bir deniz var. Biz de buradan balıklarımızı avlayıp etimizi yapmalıyız. Et kazanmalıyız buradan. Biz hangi çağa geçtik? Biz artık feodal age'deyiz. Bir feodal age'in de şimdi kendine göre yeni birimleri çıktı. Gelin. Şuradan iki tane işçi seçtim. Neler yapabiliyormuşuz? Q. Bakın market, blacksmith. Bu ikisi yeni geldi. İlk age'de bunlar yoktu. Hemen bunlara bu adam boş duruyor. Buna ne diyeceğiz biliyor musunuz? Gel kardeşim boş durma. Q T diyeceğiz. Sen buraya bir tane daha gel. İşte bakın aktif olduğu yere koyuyorum. O balıkçılar onunla beraber ilerlerler. Hiç merak etmeyin. Haşa geldim. Şimdi dedim ya çağa atlayacağız. Çağa atlamak için her çağda iki tane o devrin ürününden yapmanız lazım. Q boş durmasın. Balık çıkartsın bu adam. Çok az basıyorum bakın. Daha fazla basmam lazım. Diğer D'ye geldim. Buna da Q dedim. Ve bu sefer bayrağını ta uzaktaki olanın yanına dikiyorum. Buradan çıksın. Getirir buraya bırakır. Ya. Boştaki kızımıza geldik. Bakın ne dedik? Bu barak sadece ne çıkarabiliyor barak? Create Militia ya da Create Halberdier yapabiliyor. Bakın bu adamların altlarında bir gelişme göreceksiniz.
upgrade. Bunları yaparsanız ne oluyormuş? Bakın ben bu upgrade'i yaptığım anda upgrades your militia and lets you create men and arms which are stronger. Siz bu upgrade'i aldığınız anda sizin ürettiğiniz militialarınız men and arms'a dönüşecek. Daha güçlü bir askere dönüşecekler. Bu kıza diyorum ki gel kızım. Şu pardon neye komut verdim hiç bilmiyorum. Hey ya. Herhalde şuydu. Gel kızım. Bakın. Buna da diyorum ki bak sol tıkladım. Ha bayrağını buraya diktim. Buradan çıkan asker. Bakın. W yani askeri birim W tekrar. Ne dedim biliyor musunuz? Ben bu kıza dedim ki bana bir tane okçu evi yap şimdi. Bakın hemen şunu kendinize alışkanlık edinin. Barakı seçtiniz sol tık. Shift'e basını tuttunuz. Şimdi okçu evinde seçtiniz. Yani Archer House. Archery ya da her neyse. Kontrole basılı tutarak 1'e bastınız. Bakın görüyor musunuz? Onları 1 yaptım. Benim askeri birimlerim her zaman 1'dedir. Ve ikisini de bayrağını sağ tıkla buraya diktim. 1'e bastım. Bayrağı buraya diktim. İlerledim. Burayı ele geçirdim. 1'e basarım buraya tıkarım. Askerlerimin hepsi buraya çıkar. İlerledim. 1'e basarım. Askerler benimle beraber nereye tıklarsam çıkan asker oraya gelir. Çıkan asker oraya gelir. Kızımız boş durmayacak. Bakın. Biz ne dedik? Oyunda ilerlemenin yolu market ve şimdi bu iki çağdan bakın ya bir tane daha stable house yapacağım. Bu çağın eviydi. Bakın bu geçtiğimiz çağın eviydi. Bu çağın evi. Ya bir tane daha Q ya da şöyle yapalım. W ESC'ye basıyorum bakın. W ve stable yapıyorum. At evi yani E. W E dedim. Bu kızım bize bakın. 1'e bastım. Şu ikisi var. Shift'e basılı tutuyorum. Sol tık. Kontrol 1. Artık bizim stable house'umuz da birin içinde ve 1'e bir daha bastım ve bayrağını buraya diktim. Bu birimlerden ne çıkarsa çıksın buraya ilerleyecek. Upgrade'lerimi tekrar hemen bakın. Hiç bu oyunda sürekli her 1 dakikada bir şunları yapıyorsunuz. Upgrade'lerde ne alem değil? İşçim var mı? Askerim iyi mi? Ve duvar örmeniz lazım. Bakın nereden gelebilir düşman? Baya baya taş yaptık burada değil mi? Boş duran var mı? Var her zamanki gibi. Gel abi gel. Boş durma da ya. Şuraya gel bir tane daha QT yap bize. Dock house yap. Yani. Bakın hiç işçi basmayı unutuyorum. Sürekli unutuyorum. Buna işçi bakın odun evimi yaklaştırmam lazım. Çok geride çalışıyorlar. Q, R odun evi. Şu kızı seçtim. Gelin boş durmayın. Q, R. Hiç boş durmasınlar. En yakına götürüp getirsinler her zaman. Şimdi upgrade'lerimi kontrol ediyorum. Bakın bu upgrade bir sonraki çağda aktifleşecek. Şu anda pasif koyu görüyorsunuz. Z'ye bastım upgrade'im yok. G'ye bastım upgrade'im yok. Öbür çağda gerçekleşecek bu upgrade. F'e bastım upgrade'im yok. Bu ne? Buna basılı tutarsam tarla siparişi veriyorum. Her bir tarla 60 odun demektir. Yukarıda yazıyor bakın hemen üstünde. 60 odun benden keser. Ve o tarlayı stokta tutar. İşçinin işini bitirdiği zaman bakın bu tarlanın bir süresi var. Bir süre sonra bu tarla bitecek. Bu işçi boşa düşecek. Boşa düştüğünde eğer ben tarla siparişi vermişsem direkt kaldığı tarladan da bakın 30'a 30 uyarı veriyor. Benim evim bitti. Yeni bir ev yapmazsam işçi çıkmayacak. Şuradan bir kız seçtim. Gel kızım. QQ. Buraları geçtik artık. Burayla bir işimiz yok. Yap kızım. Yo bunu boş ver. Kızı öldürdük. Bakın. Delayed. Komutu bitirecek. Orayı yık diyecektim kıza. Bakın bunu yanlış diktiğim için delete yapıyorum. Basılı tutuyorum shift'e. Buraya da yap kızım. Buraya da yap işin bitince. Boş duran bu çocuk. Ağam sen boş durma. Sen şunu şey yap. Buna da 2-3 tane balıkçı çıkar diyorum. Haşa geldim. Bakın düşman hala saldırmadı. Dikkat ederseniz. Bir tane odun. Bakın şimdi çağ atlayabilirim. Ben bu çağdan bir tane ok evi ve bir tane de stable yaptığım için bana H'a bastığım zaman Z'ye basarsam çağ atlayacağım. Bakın bu Z'de bakın. En üstteki işçi Q. W boş. E boş. R boş. Alta geldim. A boş. S'de bu var. Bir sonraki çağ. D'de bu var. Şu anda. Boş. Geldim aşağıya. Z'ye basarsam çağ atlayacağım. Atlayalım çünkü bir sonraki çağda ne olduğunu size söylemek zorundayım. Çağ atlıyorum. İki tane bu çağın binasını yaptığım için çağ atlamama izin verdi. Yoksa vermezdi. İki tane askeri ev yapmak yerine bir market ve bir demirci. Yani neydi lan demirci? S ile başlıyordu. Blacksmith. Bir tane blacksmith demirci yaparak yine çağ atlayabilirsiniz. Bakın boşta bir işçi var. Tarlayı bitirdi. Bakın basılı. Kulağını sürekli sesler duyuyor. Çıkı 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 yaptı değil mi? İşte o ses
tarlanın bittiği sesiydi. Onu çok iyi biliyorum ben. Dülülüm yapıyorsa bir bina inşa etmişsiniz. Bakın. Şuraya bakın. F'e tıkladım. Şunu tıklarsam bu saatten sonra arkadaşlar, bu yeşil olduktan sonra bir işçi işini bitirdikten sonra direkt tarlasına devam edecek. Odunun varsa yapar, yoksa yapamaz. Boşta duran ya. İşçi. Kızım sen bize hemen Q ve S'den blacksmith yap. Blacksmith. Yani bakın upgrade'lerin hepsi blacksmith'te saklı. Bu çok önemli. Şu arkadaşlar da bize boş kurmasınlar. Q ve D'den marketimizi yapsınlar. Marketin ne kadar önemli olduğunu, sonra da boş durmasınlar. F'ye bakın. Shift'e basılı tutuyorum. Odun evine bayrak dikiyorum. Bunu bitirecek. O taşına taş, odun deyip taşa devam edecek. Bu kızım mı? Burayı bitirdikten sonra ne yapsın? Onu soldan sol tuşa basılı tutarak seçtim. Kızım bize blacksmith'i bitirince W ile yeniden bir tane daha barak yapsın. WQ. Çünkü barak çok önemli arkadaşlar. Özellikle ırkınız için. Bakın blacksmith bitti. Blacksmith'e tıkladım. Yani S'ye tıkladım. Ha, çağ atladık. Bakın blacksmith'te neler neler var benim geliştirmem gereken. Bir çağ geciktim. Bunu az önceki çağda yapmalıydım bütün gelişmeleri. Yoksa hazırlıksız olurum. Bakın. Infantry and cavalry have one attack. Ben bunu alırsam 150 tane odun et harcayıp piyadeler ve atlı kavaleriler bir tane atak puanı kazanacaklar. Ki normalde gelin bir tane milişeye çıkaralım. Bir tane cavalry çıkaralım. Knight. Bakın scout cavalry. Bakın bunlar cavalry. Bunlar knight. Knight ya da aslında her neyse. Bakın buradan da bir tane çıkaralım. Bir tane archer çıkaralım. Bir tane skirmisher çıkaralım. Bakın bunları da hep kısa yolla iptal ediyorum. Hepsini kısa yolla yapacağız arkadaşlar. Bakın. Baraka bastım. Bir tane militia, bir tane de halberdier emri verdim. Militia çıkmıştı zaten, halberdier. A'ya bastım. Archer'dan ESC, A'ya bastım. Archer'dan bir tane archer en baştaki, bir tane W ile skirmisher, bir tane de E harfi ile cavalry archer, yani oksikan atlı emri verdim. Birin bayrağını buraya diktim. Bakın çıkan herkes buraya toplanacak. Şimdi kale çağına geçtik. Bakın hiç boş durmayalım. Bu çocuklara diyelim ki olur ya saldırı olur. Gelin buraya. Siz bana W ve C ile bir tane kale dikin. Burası önemli. Bu kale çok fazla. Bakın 650 stone'um gitti. Ama kale çok önemli. Şu kıza geldim. Şimdi arkadaşlar. S'ye bastım. Blacksmith. Buna bastığım zaman cavalry ve infantry'lerim, yani piyadelerim ve atlılarım, cavalry olan atlılarım bir tane atak puanı kazanacak. Çok önemli bir upgrade yapıyorum. Bunu okuyorum hemen. Bakın Q ile yapmalıydım. Özür dilerim mouse ile yaptığım için. Infantry have plus one normal and plus one pierce armor. Piyadelerim bir tane ok zırhı, bir tane de kılıç zırhı kazanacaklar. Yapıyorum. Kesinlikle W'ya basmalıydım. Hemen yanındakine geldim. Cavalry have one normal one pierce armor. Bir tane ok, bir tane de kılıç armoru kazanacaklar. E tuşu. Yapıyorum kesinlikle. Bakın. Bu çağa geçtiğim için bu açıldı. Yoksa açılmayacaktı. Kale çağında açıldı. Görüyorsunuz bu. Bunu da almak zorundayım. Yine Q'ya basıyorum. Alta geçtim. Archers. Cavalry archers and galleys and castles and towers have plus one attack and plus one range. Town centers have one plus attack. Bakın. Okçular, archerlar, cavalry archerlar, atın üzerindeki okçular, galleys, yani benim gemilerim var. Gemilerim de benim ok sıkıyor, bomba sıkıyor. Ve galleysler ve kaleler ve towers, yani kuleler, bir tane attack ve bir tane de range kazanacaklar. Bakın. Hem ok sıktığı ok attack artacak. 5 zarar veriyorsa 6'ya çıkacak ve range artacak. 5 birim öteye sıkıyorsa 6 birim öteye sıkacak. Bakın birim nedir? Şurada küçük kareleri görüyor musunuz? Bunları nasıl açacağınızı size söyleyeyim. ESC dedik. ESC dedik. Options dedik. Graphic Options'da bakın. Show Advanced Options'dan. Yok hayır, burası değil. Özür dilerim. Bunu tekrar kapattım. Colorblind, Health Ball, Terrain Grid Color. Terrain Grid Color. Bakın. Bunların ismi grid. Gridleri buradan açıyorsunuz. Ben gridlerimi
%60 white yaptım. Siz isterseniz bunu sıfır görünmez olur. Buradan bu tarafa doğru çekerseniz siyah olur. Özür dilerim. Ben beyaz istediğim için %60 oranında bir görünür şekilde beyaz bir grid yaptım. Bunu kapatabilirsiniz. Ben health bar colors unique. Can health bar yani hayat barlarının görüntülünü color blind mode istemiyorum. Ya ben bunu health barı aslında istemiyorum ya. Hadi bunu white yapalım bakalım daha mı az görünecek. Ben istemiyorum. Şimdi bunu da öğrettiğime göre confirm diyorum. Bakın range mesela at diye tıkladım. Gelin neler yazıyor burada bakın. 6 tane kılıç, kılıcın yanında 6 var. Bu arkadaşın 6 tane darbe puanı var. Bu arkadaşın 0 artı 1, 0 artı 1. Bakın normalde 0 zırhı varmış. Ama ben buna upgrade yaptığım için az önce Blacksmith'ten artı 1 zırh verdim. Ve artı 1 de Pierce Armor ve işte hani diyorduk ya bir tane kılıca karşı armor bir de oka karşı armor. İkisinden de artı 1 vermişim. Bakın 0'mış, artı 1 olmuş, 0'mış, artı 1 olmuş. Ve 4 range'i var. Yani 4 birim öteye sıkabiliyor bu arkadaş artık. Şunlar boş duruyor bakın. Space. Ya. Boş duran. Bekleme. Bakın. Şimdi. Alt virgüle bastığım zaman. Haritada ne kadar boşta askerim varsa hepsini seçmiş oldum. Şunu da askere getireyim. Şimdi. Bakın. Alt virgül. Alt virgül. Neredesin hani? Boş durduk. Boş dur. Boş tıkla. Şunları görmek istemiyorum. Şuradan bir şey deniyorum aynı zamanda. Alt virgül. Alt virgül. Kontrol virgül. Shift virgül. Bakın. Ne kadar shift ve virgüle basınca bu haritada bana ait ne kadar boşta duran asker varsa hepsini seçti. Ve hepsine diyorum ki buraya gelin. Yani shift ve virgüle bastım arkadaşlar. Şimdi bakın. Shift ve space'e basalım. Benim 6 tane boşta işçim olması lazım. Bunlardan bir çık kardeşim. Shift ve Space'de, Alt ve Space'de, Alt ve Space'de yapamıyorum. Space'de, bakın boşta işçilerimin hepsini seç. Aha bakın bu çocuk burada böyle tarlayı bitirmiş ve kalmış boşu boşuna. QA. Basılı tutuyorum bakın. QA dedim. Shift'e basılı tutuyorum. Bakın ne yapacağım. Gönder, 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 sol tık, sol tık. Şu anda, aziz Allah. Unutmayın değirmene götürür aldığı yükü ya da ana eve götürür. Bakın buraları doldurdum. Sonra bu ana eve şuraya bir sağ tıkla bayrak diktim ve 1, 2, 3, 4, 5. Yine bir şey unuttum. Castle Age'e geçmenin en büyük avantajını size söylemedim. Castle Age'e geçtiğiniz anda bir tane daha istediğiniz kadar artık ana ev dikebilirsiniz. Boş durmasın işçileri daha hızlı üretebilmek için. Geldim iki tane kızı seçtim. Yok bu da değil. Benim düz bir arazi, bakın şurası güzel bir yere benziyor. Şuradan iki tane altıncımı aldım ve dedim ki gelin buraya. Q ve Z dedim. Buraya hem altını toplayacaklar buradan hem de arkasından bu düz arazide dilediğim kadar bana tarla basacaklar. Burası bana lazım. Gelin. Boş duranlar. Kızım sen boş duruyorsun. Sana hala ana ev yapmanı söyleyeyim. Dur. Q, Q. Shift'e basılı tutuyorum. Ouvert. O bakın hepsine shift'e basılı tuttum ya sırayla yapacak bak bunu yapacak bayrak dikili olduğu için buna gidecek sonra buna en son buna tıklamışım pardon. Şimdi Blacksmith'e tekrar geldim upgrade'lerim bitmedi yenilerini yapıyorum bakın. Bunu bakın altta bir zırh gibi bir şey görüyorsunuz değil mi bunlar zırh upgrade'leri. Altta bir şey görün bakın zırhı varmış ne diyor archers and cavalry archers have one. Bir tane normal bir tane de Pierce Armor. Bakın bunlar hep Armor upgrade'leri. Bunu da alıyorum. Bu da Range upgrade'i. Archers, Cavalry Archers hepsinin artı bir range artacak. Yani bir kare, iki kare, üç kare, dört kare sıkıyorken bir tane daha yani beş kare öteye sıkabilecek. Aldım. Bunları da alıyorum, alıyorum, alıyorum. Hepsi önemli. Şimdi Barak'a geldim. Bunlar upgrade your men at arms and let you create long swordsmen. Bakın bunu aldığım zaman artık benim men at armslarım long swordsmen olacak. Aldım. Benim halberdlerimin upgrade'i ne olacak? Bakın şu an pikemen. Bu az sonra çağ atladıkça halberdler olacak ama nasıl? Bu upgrade'leri yaparsam. Upgrade your spearmen and let you create pikemen which are stronger. Daha güçlü olan pikemen yapmanızı sağlar. Aldım. Bakın yaklaşalım mouse'un roller'ıyla. Şuradaki halberdlerin nasıl
Bakın bu çocuk değişecek şimdi. Upgrade bitince bakın çık çık sesini duydunuz mu? Mouse'un roller'ıyla yaklaştım. Barak'ı seçiyorum. Pikeman'ın nasıl ne olacaktı? Halberdier olacak. Bakın izleyin. Geçmek üzere. Bakın Halberdier oldu. Şekli değişti artık. Ya uzaklaştım yeniden. Şimdi Barak'ta ne kaldı? Bakın bu kaldı. Ney X? Bunu da alıyorum. Archer'a geldim. Upgrade'lerim. Hotcase A olarak geçiyor. Bakın upgrade your archers and let you create crossbowmen. Bakın bunu almazsam crossbowmen üretemem. Hemen yanında S'ye basarak da şu adam ne oluyormuş? Upgrade your skirmisher and let you create elite skirmisher. Tabii ki elite skirmisher istiyorum. Başka upgrade'im kalmadı. Atlı evine gidiyorum. İşte bu. Bakın bunun ismi ne? Bloodline mi diyorlar? Bir şey diyorlar. Ben Bloodline alırsam mounted units have 20, bakın işte 20 vuruş puanı alacaklar. Bu çok önemli. Mounted neyse bilmiyorum ama çok önemli. 20 hit point alacaklar. Ya da can mı artık hit point bilmiyorum artık. Bir dedik. Bakın Barak'ı seçmemişim. Şimdi bakın şöyle yapalım. Control shift virgül dersem hiçbir şey olmuyordu değil mi? Alt virgül dersem bütün boştaki askerleri seçiyordum. Bakın bir şuradakini almamışım. Basılı tutuyorum shift'te. Basılı kontrol bir. Bayraklarının yerini değiştirdim. Bu kız burada boş duruyor. Bu kız bize ne yapsın? Aha savaş başladı arkadaşlar. İlk düşman geldi. Şimdi savaş başladı. Kızım sen gel. Bakın ne yapmadık? İmam evi yapmadık. Q ve F. İmam evi, imam çıkacak buradan. Bizim için önemli bir ünite. Düşmanları dönüştürebiliyor. Ve yine Q, G. Yani üniversite yapacak bu kız bize. Üniversiteden de çok fazla bir birim öteye dikiyorum ki şurada sıkışıp. Hayır kızım, önce bunu bitir. Şimdi boş duran dedik tekrar. Aa bunlar hala boş duruyor. Oğlum siz bunu... Aa bu da burada boş duruyor. Q, Q. Sürekli bunları çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Boynunu... Bu kız burada bunları yapmaya devam etsin. Ya. Boş duran. Aa bu da burada boş duruyor. Şimdi gemi evini anlatalım mı biraz da? Neler üretebilirsiniz gemi evinden? Bakın. Fishing ships ürettim Q ile. Artık hot case'lerden bahsetmeyeceğim. Hot case bakın. Transporter üretebilirsiniz. Transport yani bir gemi işçileri mesela sadece iki tane adadan oluşan harita var. Buraya nasıl saldıracaksınız? Arada transporter gemileri işçilerinizi ya da savaşçılarınızı taşıyacak. Savaş başladı. Ha yok. Ya. Biri benim. Burada ha bakın hey, aslan ya, işçime saldırıyor. Bakın bu da var. Burada vahşi timsahmış lan o. Vahşi hayvanlar da saldırıyor. Bitti, öldü. Timsah saldırdı anca bizim kıza. Haşa gittik. Şimdi hayır denizci evine, D'ye geri gel. Hayır. Tamam alsın bu da şey. Daha uzağa görmemizi sağlayan upgrade. Boşa tıkladım ve D'ye geldim. Bakın. Transporter dedik. Building trade cop. Yani iki tane siz iki takım açarsanız arkadaşınızla beraber ikinize iş olursanız. Bir bakın bir birim arttı görüş. Az önceki aldığınız yanlışla aldığınız şeyle. İki birim birbirinize trade cop gönderebiliyorsunuz. Yani trade yapıyorsunuz. Gemiler birbiriyle altın taşıyor. Altınınız sürekli artıyor. Aynısını markette de yapabiliyorsunuz. Markete geleceğim anlatacağım. Başka ne yapabiliyormuşuz? R tuşu ile building galley. Yani oxican gemi yapıyorsunuz. Galley. Bu da çok önemli. Bakın bu da upgrade. Bu upgrade'i almazsanız incecik ok sıkar. Bu upgrade'i alırsanız kalın ok sıkar. Bu süre ateşe dönüşecek. Bilmem neye dönüşecek. Üniversiteye gelince onları anlatacağız. Buradakilerin yanı sıra bakın burada W tuşuna basarak diğer şeyleri. Gemi evinden başka neler çıkıyor. Burası sığmadığı için. Burada bir şey daha oldu. Saldırı oldu. Bana saldırın. Bakın. Saldırı gelmeye başladı. Biri tıkladım. Bütün savaş evlerim. Kaleyi de koyalım içine lütfen. Shift'e basılı tut. Kontrol 1. Hepsine dedim ki buraya biraz asker gönderelim. Bakın. A'ya bastım. Shift'e basılı tutuyorum. Ve W dedim. Tam 5 tane skirmisher gönderdim. Şimdi B'ye bastım. Baraka. Shift'e basılı tutuyorum. Ve ben buraya 5 tane de skirmisher göndermek istiyorum. Halberdier yani şu. Pikeman. W'ye bastım. Bakın. Şimdi buraya geldik. Bu göndermedi. Önce bakın. Pardon. Ctrl A dedim.
şey kontrol B dedim. Şu anda ikisini de seçtim. Bakın hem bunu bakın. Hayır hayır hayır. Şurası. Şey birim bayrağı burası değil mi? Evet. Şimdi bakın. B'ye bastım. Boşa tıkladım. MSC. Kontrol B dedim. Bakın ikisini seçti. Gördünüz mü? Hem bunu hem bunu seçti. Ve bunlara shift'e basılı tık tutarak W diyorum. Şimdi ne oldu izleyin. Bakın. Bu binadan 8 tane Pikeman siparişi verdim. İkisine birden basılı tut. Bakın shift'e basılı bakın ikisini bir seçip shift'e basılı tutarak asker siparişi verdiğiniz zaman kaç tane burada barak var diyelim. 10 tane barak var. Bunlar boş durmasınlar. Ne diyorduk? Q ve E. Hemen maden evi. Hayır siz taş toplamaya devam edin. Taşımız bitmesin. Taş önemli. Bakın buraya getirdim kurdum maden evini. Buradaki araya bir birim boşluk bıraktım. Yolda da timsah saldıracak görüyorsunuz. O timsahı bununla öldürelim ki o işçilere zarar gelmesin. Bakın yeni ev bulduk ama işçi siparişi vermedik. Shift'e basılı tut. Q. Ve odunu tıkla. O hemen gider altına tıkla. O gider oduna saldırır. Gel kaç. Bak timsah öldü. Bakın neler var. Bakın ata tıkladım. Ata dedim ki bu işçileri koru. W sağ tıkladım. Bu at bu işçiyi koruyacak. Geldik. Hadi bunları anlatalım o zaman. Deniz evini anladık mı? Boş. Şey pardon. Aha bir tane daha timsah çıktı. Bakın. Bu onları koruyacak izleyin. Oğlum saldırsana. Ha bunu koru demişim. Salak o da gitti. Öbürüne saldırılmadığı için müdahale etmedi. Q, W. Bunu koru. Boşa tıkladım. D'ye tıkladım. Bunu anlatıyorduk değil mi? Bakın. Neler üretebiliyorum demiştim. Bu demolition. Gemi evinden. Bakın şu öbür üniteleri açıyor. Neler var neler daha. Bu ilk tıkladığınızda bunlar gelir ekrana. Şunlar upgrade'leri anlatacağım. Bakın bunu tıklarsanız buraya balık olmadığı halde şöyle boş yerlere bakın burada balık var kare içerisinde. Burada balık var. Bu kareleri nasıl görüyorum? Bunların ismi de modlar. Size modları da anlatıyorum. Bir daha su içelim. Unutmayın. Günde en az 2 litre minimum. Ki yaz günü en az 3 litre 4 litre içersiniz. Bir tane diyelim ki denizdeki bütün şeyler öldü arkadaşlar. Gel abi buraya. Gel. Balıklar bitti artık bakın. Q. Bakın shift'e basılı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu evden yaptım ve yine boşa tıkladım D'ye tıkladım. Şuna basarsam toggle automatic fish trap. Bu fish traplerin bir ömrü var. Bu fish trap bir süre kullanacak ve bitecek. Gelin abi siz de gelin buraya. Gelin boş durmayın. Bu fish trapler bitince kendilerini yenilemesini istiyorsam işte buna tıklayacağım. Şuna dedim ki gel boş durma şuna git. Gel boş durma buna git. Gel buna git. Anlatabildim mi? Şuna da gel diyelim. Şuna da gel diyelim. Önce evi tıklıyorum üzerindekini bıraksın. Balığı bıraksın yoksa biliyorsunuz. Sen de bu trap'e git. Bakın kare kare açma işi o gridlerden açılıyor. Şeyi, şunlar mod arkadaşlar. Size modları anlatayım sonra markete geçiyorum. Bakın. ESC. Modlara en sonda oyundan çıkınca anlatacağım. Oyunda bazı modlar var. Neler bu modlar? Ben mod olarak bakın. Boş tıkladığım zaman bakın. Bu işçiye gelin bakın. Dur kızım. Bakın üzerinde bir ünlem işareti çıkıyor. Ünlem. Ya bu can çubuğuna uyuz oluyorum ya. Bu can çubuğunu. Bu ünlem işareti bu kızın. Ben bunu mod olarak koydum. Normal oyunda bu yok. Bu can çubuğunu çıkması için Idle Villager Pointer diye bir tane mod var. O modu kuruyorsunuz. Modların nereden kurulduğunu inşallah unutmadan size anlatacağım. Modlardan kuruluyor. Siz de ben unutursam unutmayın yani. Burada bir şey daha var. Bakın ne? Click the building board or repair. Bu repair tuşu yani repair. Onu boş ver. Şimdi kızım. Bu kızım bize ne yapacaktı biliyor musunuz? Boş durmak yerine kaleyi yaptık. Kapı duvar örecektik. Diyoruz ki düşman bize buradan gelemesin. Onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradan şuraya. Ben bu çağa geldim. Niye daha hala duvar öremiyorum? Benim duvar örme şeyim niye çıkmamış? Castle'da var ya bu. Benim duvar örme şurada çıkması lazımdı. Kızım buraya bir kapı koysun.
Ama böyle dikey kapı mı olur? Şöyle koyması gerekmez mi kızım? Kızım sen gel hele. W'dan X. Kız şöyle bir duvar koysana. W. Neyse şunu anlatayım bakın. Basılı tutuyorum. Bakın. Buraya artık duvar ördü bu kız. Ve sonra yine W ve S özür dilerim. X ile bakın tam üzerine geldim. Buraya bir kapı yaptım. Buradan buraya düşman gelemez. Kendinizi garantiye almak için bunları yapmanız lazım. Bu ya. Kızıma diyorum ki bakın onu yaparken aynı zamanda W ve X ile şuraya da bir kapı koy. Ama yine dik koyacak. Onun için diyorum ki W ve şunla bize bir duvar ör önce buraya. Sonra araya da şey koyarız. Bakın çektikçe gidiyor. Kırmızıyı görene kadar yapıyorsunuz. Yoksa olmaz. Yine W ve X ile buraya da kapı koy kızım diyorum. En son işini bitirince. Şöyle. Yok devam et. Boşta işçim yok. Şimdi markete gelelim. Market çok önemli. Blacksmith'i anlattık. Market çok önemli. Neler yapabiliyoruz markette? Üniversite daha önemli de market önemli. Çağ atlayalım mı? Yok. Bakın şu işlerimizi bitirelim. Öyle çağ atlarız. Buradaki askerlerin bakın burayı halletmişler. Buradaki. Ama kız öldü. Buradaki oduncularım çok geriden taşımaya başlamışlar. Hiç bekletmiyorsunuz. Cüre. Boş. Öyle uzaktan mal getirmek yok. Ne kadar yakınsa o kadar iyi çalışırlar. Ama bir tane. Gel kızım sen gel. Sen şuraya devam et. Üniversiteye U tuşuna bastım ve geri döndüm. Üniversiteyi anlatmıyorum. M'ye bastım ve markete döndüm. Bakın. Odun satma. S. Odun alma. X. Et satma. D. Et alma. C. Taş satma. F. Taş alma. Şimdi ben kale kurmak istiyorum. Ve yeterli store'um yok. 650 store'um yok. Ne yapacağım? Geldi kızıma diyorum ki marketi seçeceğim. Buradan 169, 173. Bakın her satın aldığımda fiyat biraz daha yükseliyor. İşte bu oyunda neler daha var neler. Yani yüksekte duran asker, alçakta duran askere daha hızlı duruyor. Gördüğünüz gibi eti artık taşı satın aldıkça taş pahalanıyor. Her şeyin böyle özellikleri var. Ve bu kıza dedim ki kızım bana artık 650 ton satın aldıktan sonra WC kızım daha kızı seçmedim ki ben. WC kızım buraya da bir kale kurdum. Çünkü buradan geliyorlar. Az sonra bakın. Bir de burada ne olacak? Az sonra buradan gemiler gelebilir. Biraz fire ship basalım mı? Hiç karıştırmayalım mı ortalığı? Neyle karşı yan tarafa geçiyorduk? V ile ve fire galley yani ateşli ateş kan gemi. Bunun şeyi W'ymuş. Yani W. Oo bir dakika sonuncuyu geç. Ya. Burayı bitirdin mi kızım? Gel. 120 tane işçi basmayı unutma. İşçi bas bakın. Şöyle iki tane artık evimiz yok mu? Gel öbürünü gel işçileri de unut. Bakın en kısa şekilde iki evden de aynı anda işçi basacaksınız. İzleyin. Ctrl H. Bakın iki tane ana ev seçtiniz. Shift Q Q Q. Bakın ne yapmışız izleyelim şimdi. Birinci haşa gidelim. 6 tane işçi çıkıyor. İkinci haşa gidelim. Sadece haş tuşuna basıyorum. 7 tane işçi çıkıyor. Az önceki yaptığımız işlemle bunu başardınız. Bu bakın bu demir bakın üzerine tıklayın. 108 104 100 her bir vurduklarında bir tane alıyorlar içinden. Bitmek üzere. Şu kıza burayı bitirsinler. Bunların hepsini böylece tarlaya vereceğim izleyin. Çok tükürüyorum özür dilerim. Heyecanla anlattığım için. Markette dediğimiz gibi marketten de trade card basabiliyorsunuz. Trade card basıyorsunuz. O da gidiyor sizin dostunuzun marketini sağ tıklıyorsunuz. Trade kartlarınız gel git size altın getiriyorlar. Bak kızı seçtim. QA. Shift'e basılı tutuyorum. Uver. Tarla. 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 Ve diyelim ki burada ikinci sıraya geçeceğim. Ben diyorum ki bak ikinci sıraya gel geç ama buradan ana eve kadar sakın bana mal götürüp getirirken zorlanma. En son işlem bitiyor. Q, W. Buraya da bir tane değirmen dikiyorum. Bunun bayrağını da tarlaya dikiyorum. Bu kızım da boş durmuyor. Burayı seçiyorum. Bakın. Bu çıkan işçilerin her biri bir tarlaya gidecekler. Şimdi burada maden evimiz şeye çok uzak kalmış. Q, E. Boş durmayın.
Gelin, 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 gelin. Bak burada var, boş durma. Gel, gel, gel. Buradan storm topla sen de, gel. QE. Şimdi her bir çıkan işçi bir tarlaya gider başlar. Artık bunu kurdunuz. Burada da, buradaki tarladan alıp ta buraya getir, bırak. Geri gel olmasın diye yanına bir değirmen kurdum. Bunlara dikkat. Boş duranlar, burada bir grup boş işçimiz var. Bunları seçtim. QA. Tahmini ne kadar işçi basmalıyız? Tahmini ne kadar asker basmalıyız diye soruyorsunuz. Anlatayım. Boş durma kızım. Ha sen mi? Bayrağını şuraya diktin ben senin. Bundan sonra çıkan oduna gitsin. Al buraya git lan. Gel kızım. QA bir tane daha yapalım. Savaşın son adresine kadar 150'ye yakın işçi basın. Tavsiye. 150 tane işçi. 50 tane askerle savaşırsın. Artık savaş kızıştı ve ortalık yıkılıyor. 50 işçinizi öldürün. 100 tane işçi arkada tarla ve odun yapmaya devam etsinler. Taş ve maden tükenecek zaten. Geriye kalan 100 tane popülasyonumuzda asker olsun. Saldırıya gideceksiniz. Evet, şimdi markete geldik dedik. Marketi anlatıyorduk. Bu özellikleri alarak bilmem ne %20 daha iyi şeyler yapıyor. Harçlar kesiliyor. Haraçlar kesiliyor. Upgrade'leri unutmuyoruz. W. Upgrade'leri unutmuyoruz. Z'ye bastım. Upgrade'i unutmuyoruz. F'e bastım. Yani tarlanın upgrade'ini unutmuyorum. H'a bastım. Bakın yeni upgrade gelmişti bu çağa geçince. Yani S'le bakın ne? Şimdi benim işçilerim az önce %20 hızlı çalışmaya başlamıştı. Şimdi %10 daha hızlı hareket edecekler ve %50 daha fazla kaynak taşıyacaklar bu upgrade ile. Yanındaki de işçilerin ve tarlaların, evlerin daha uzağa görmesini sağlayacak. Şu anda bakın buradan sonrası karanlık. Bu upgrade aldığım anda bu bir iki kademe daha arttı. Boş duran işçim ne yapıyor burada bakın. Benim en çok kullandığım askeri birim her zaman barak. Baraktan çok yapmam gerekiyor ve Archer House yani şundan da çok üniversite bakın ye rahip evi niye yaptık biliyor musunuz? Bir tane rahip basalım ve bu rahibin evinin burada bir relik gördüm değil mi ben? Relik nerede nerede? Rahip abi şuradan gel ve reliği al. Lan relik nerede lan? Abi bizim relik nerede? Oyunun başından beri burada bir relik vardı bizde ya. Ha burada. Bakın bu rahip gelecek, bu reliği alacak, eve götürecek ve dakikada bir altın verecek bu relik bize. Tarlada, bütün arsada, arazide toplamda 4-5 tane relik var. Bu relikleri toplayanlar dakikada bir altın, dakikada bir altın. Bakın rahip geliyor. Rahiplerin diğer bir özelliği, askerlerinizi iyileştirir. Onların yanına bırakırsınız, rahipler onları iyileştirir. Diğer bir özelliği, diğer düşman askerini kendinize çevirirsiniz. Savaş özelliklerine geliyoruz. Önce şu upgrade'leri falan bir bitirelim. Kızım boş durmasın lütfen. Q, E. Aaa nereye dolaşacak bu kız? Aa bakın buraya kurmuşlar. Eyvah eyvah. Kaleyi öyle bir yere kurduk ki buraya geçiş kalmadı. Bakın. Bunlar da burayı bitirmiş. Gelin buraya yardım edin. Bakın burası öyle stratejik bir yer ki. Ve shift'e basılı tut. Bu kızı seç. W, C, D. Bunu tıkla, shift'e basılı tut, altını tıkla. Bunlar işini bitirecekler. Bu kaleyi yapıp bu altına devam edecekler hep beraber. Bu da onları korumak için orada bekliyor. Boşa duran işçi. Kızım QE bize bir tane maden ocağı yap. Bakın 140 tane işçi yapma, popülasyon yapma yetkin var hala. 200'e kadar çıkması için 80 kişilik daha, 60 kişi daha yani. 60'ın içinde 5 kaç kere var ya? 20 tane daha mı ev yapmam gerekiyor? Hiç yapamıyorum kafadan hesap. Şimdi Blacksmith'in upgrade'leri bitti mi? Bitmedi. Marketi anlattık mı? Anlattık. Trade kartlar şey taşıyor dedik. Geldik üniversite. Çok önemli bir yer. Üniversite. Bakın bu upgrade'ler. En önemli bir upgrade'imiz balistik. Yani üniversiteye bastıktan sonra R'de olan balistik. Balistik ne demek biliyor musunuz? Okçunuz önünüzde koşan bir askere sıkıyor, asker ilerliyor, ok boşa düşüyor. Ok sıkıyor, asker ilerliyor, ok boşa düşüyor. Ama balistiği aldığınız anda okçunuz askerin koşu yoluna sıkıyor ve tam isabet. Anlatabildim mi? Hemen H'a bastım. Kontrol H'a bastım. Ve Shift'le Q, 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 Q. Bir miktar daha işçi bastım. İşçi basmak önemli arkadaşlar.
Bir ev az bile oldu, unutmayın. Okun bayrağını, evin bayrağını buraya diktim. Diğer evin bayrağını da buraya diktim. Yo, burada hala boş tarlalar varmış. Bunlar burada birbirlerini yiyorlar boşu boşuna. Ha burada. Direkt burada maden evini gösterebilirdim. Çünkü kucağındaki madeni madenden madene giderken bırakmaz. Oduna giderken bırakır. Hova. No. Ne hovası? Hova demedim ben size ya. Hova. Şimdi. Üniversitenin diğer upgrade'leri. Çok önemli upgrade'ler burada. Balistiği alıyoruz kesinlikle. R. Arkasından bakın bu. Siege evi vardır. Ben hiç kurmadım bile. Düşünün yani. O kadar ki şeyi yanlış anlatıyormuşum. W ve R'ye basarak bir tane kuşatma. Yani Siege House yaptım. Bu da bir. Bu da bir savaş unsuru. Kontrol 1'i aldım. Bakın. Rahip evinde kontrol 1'i alıyorum. Çok önemli. Birim bayrağı buraya dikildi. Rahibe diyorum ki. Rahip abi gel bunu buraya bırak. Sonra da Rahip abi shift'e basılıp tutarak. Gel burada bekle lütfen. Rahip abi niye alttan gittin sen Allah'ım? Neyse. Alttan yer var çünkü. Boş durmak yok. Sen de şuraya. Şuraya. Ya. Kızım. Sen de buraya QR'ye bir tane odun evi kur. Biraz sonra burası. Great. Heh. Gelin. Boş durmak yok. QR. Uzaktan odun taşımak yok. Bakın bunlar Siege'ler. Bunlar Siege Onager. Siege Ram. Boynuz koçbaşı. Gelip tak tuk tak tuk diye yıkan birim. Siege Onager. Ya da bakın bu Mongonal diye geçiyor. İsmi değişiyor. Bazen Mongonal bazen Siege Onager. Irklara göre değişiyor. Özelliklerini okuyorsun. 150 odun 135 altın. Siege Scorpion bunun ismi. Bu yerden okla atayım. Hadi bunlardan birer tane üretelim. Bir tane Q, bir tane W, bir tane E ve bir tane bombacı yapacağım. O bir sonraki çağda. Bu da kuşatma şeyi. Şurada bir savaş var görüyor musunuz? Heh, gelen ölüyor, giden ölüyor burada. Artık burası bizim. Bakın kaleyi yapmışlar ve altına dönmüşler ya, ama ben altını işaretlemeyi direkt altına dönmüşler tabii. Normalde önce bu altın evini bitirmeleri lazım yoksa tam buraya götürüp getirirler o sığırlar. Kale dibine gelen askere sıkamaz. Niye? Çünkü üniversiteden kale dibine atma. Yani eliminate the minimum range of. İşte bunu almadım. Bu çok önemli. Ve sonra bunu istiyorum. Bakın bu da önemliydi. Bu da binalarınızı güçlendiriyor. Blacksmith'te eksiğim kalmadı. Bakın bu upgrade'ler alındı. Yeni çağa geçince açılacak. Odun evi kalmadı. Mine camp kalmadı. Değirmende kalmadı. Üniversitede bunu almayacağım. Siege'lerimin özelliklerini geliştiriyor. Bunu alacağım. Bunlar öbür çağda gelecekler. Boş duran işçiler görüyorum. Abicim işte siz burada gelin çalışıyorsunuz. Ne yani das ist wohl. Dur lan gel. Q. R. Sen de şuraya bir odun kur. Sen gel hele bir taneniz gelin. Q, R. Sen de buraya kur. İşçilerim ne durumda? 160'a 125. 160 tane üretme hakkım var. 125 tane üretmişim. Çağ atlamaya çok yakınım arkadaşlar. Şimdi. Rahip abi işini bırakıp buraya döndü mü? Döndü. Askerlerimi iyileştiriyor. Bakın bu okçular boş durmamışlar. Ateşçiler. Bunlar hala bakın. Tarla boyunca balık avlamaya devam ediyorlar. Ben bunu tıklayarak neler görmek istiyorum. Bakın. Miner. 22 tane madencim var. 25 tane oduncum var. 27 tane farmer'ım var. Yani tarlacım var. Bir tane boşta işçim var. Bir tane balıkçım var. Bir tane de aktif fishing ship var. Bu niye boş duruyor? Ben anlamadım. Boş duranlara bakalım. Şimdi bakın geldik buraya. Bunlar boş dur. Bak bu niye gidiyor? Bu ta gidiyor nerelerden topluyor görüyor musunuz? Bakın bu çocuk ta gidiyor nerelerden başında boş durun. Başına durmazsanız böyle zırvalıyorlar işte. Bu vere. Şimdi bu balıkçılar bırakırlar giderler onun yanına. Şimdi bunlar mine burayı bitirdiler. Boş durmayın. Siz de bakın buradan bir şey de kalmadı. Yavaş yavaş savaşma sebebi ortaya çıkıyor bakın arkadaşlar. Haritadaki her şey bitiyor. Tüketiyorsunuz. Ve mecbur savaşa gidiyorsunuz ondan sonra işte. Şu altını mı toplayalım dersiniz? Hava. Şuradan 2-3 tane halberdarı şu timsahı öldürteceğim. Adam boş durmak yok. Boş durmak yok. Çalışıyoruz. Şimdi. İşçim azmış. Ne dedik? 125 dedik ama bakın bende ne var? Ben 150'ye yakın işçi istiyorum dedim. Ama ne var? 20. 20, 60, 70, 80 kişi falan var.
Benim tekrar Ctrl H Shift Q Q Q Q Q Q. Yani bakalım 14 burada, 14 de burada. Yaklaşık 30 tane daha işçi verdim. Sipariş verdim. Sen işçilerine seni tarla kurmanı istiyorum çoğunlukla. Şuraya gönder. Şuraya gönder. Ya, tamam gel kızım. Gel hanım. Bol 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 bol. Bakın oyun hızlandıkça bunlara böyle yerli yerleştirecek zamanınız olmayacak. Pat 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 basacaksınız. Hiç böyle uğraşmak yok. Şekilli şükürlü işler yapmak yok. Sonra Q W. Agam sen de buraya dik bayrağını. Şuraya dik. Kızım boş durmayalım lütfen. Rica ediyorum. Gel. Q A. Yok. Yok. Bunların QA yapacak yeri yok. Gördünüz mü? Burayı sadece 10. evi ilan ediyor. Boş duran kalmasın. Bunlar da boş durmasınlar. Hala eksiğim var. Kale dibine atmayı aldım. Aha işte bakın. Kalenin şimdi üniversitenin özelliklerini bitirdik. Şimdi kale özelliklerine gelelim. Kalelerde de çok güzel. Bakın bu taç. Allows Huskers to be created to barracks. Bakın. Husker'ların baraktan üretilmesini sağlayan upgrade. Bakın bunları okuyacak çalışacaksınız. Ben bunu biliyorum ki bir başka yerde başka bir özelliği var. Bu tacı alınca başka bir şeye sağlıyordu. Bunların hepsi aktif olacak bir sonraki çağda. Barak'a geldim. Alınmayan upgrade'im kalmadı. Bakın aktif değiller. Siege, Blacksmith'e geldim hiçbir şey kalmamış. Archer House'a geldim bir şey kalmamış. Stable'a geleyim. Şu. Stable'da bakın almadıklarım, almadıklarım. Bunları okuyun lütfen. Biri hiç güçlendiriyor, biri hızlandırıyor, biri bir şey yapıyor. Stable'a gelin demiştim. Ney? Bunu bırak. Siege House'da almadığım bir şey kalmadı. Çağatlı bakın neymiş? Gel. Bakın bunun ismi Siege Ram. Bu bina yıkar. Bakın üzerine tıklıyorum. Özelliklerini okuyun. İki tane darbe gücü var. 180 zırhı var. 180 yani diğer askerlerin normalde 3-5 zırhı varken bunun 180 buna çok fazla ok sıkabilirsiniz. Etkilenmiyor. Bu 40 vuruş gücü var. Bakın öbürlerin 3-5 vuruş gücü vardı. Bu bir taburta şeyin üzerine atsın yıkar. Bakın bunun bir özelliği var. Benim gösterdiğim yere direkt sık diye bir özelliği var. Bakın. Gelin şu iki halberdırı nasıl öldüreceğine bakın. Buna diyorum ki şu neyi T. T diyorum. Burayı işaretliyorum. Bakın bir atacak ikisini birden serecek yeri. Aa öldürmedi. Ama canları çok az kaldı. Gördünüz mü? İşte bunun özelliği de bu. Tamam. Stop. Oo. Ha buradan bir şey. Ha boşta duran işçi varmış. Ya. Bu ver. Kızım kaybediyorsun. Bereit. Ulan şöyle bir tarla yapacak düz bir arazim de yok açıkçası. Bana bir yerden iyi bir saldırı var ha ben göremesem. Çok donmaya başladı eyvah eyvah. Çağ atlıyorum arkadaşlar. Gelin 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 sizi sahtekarlar. Gelin. Boş durmak yok hiçbir zaman. Tekrar Q R. Bunlar buradaki odunu bitirirler. Önce bakın oraya verdim. Gel kızım sen. Heh. Gelin ikiniz gelin siz de. Siz de gelin. Hala çok az tarlam var diye düşünüyorum. QA. Tamam tamam dur. Orada bu kale var ya o kaleye gelip gidip vuruyorlar. Bu vere. Bu vere. Şu ikisini yıkacağım. Bereite. Bak işte ya. Ya. Das war. Oo yanlış oldu. Dur adam gel. Bu vere. Çok dibine yaptık gene aynı şey. Ha. Bunlar neyi bitirdiler?
Bakın bu kale buradan sürekli saldırı alıyor. O da sürekli onlara saldırıyor falan falan. Oradaki tantana o. Pardon. QR. Hemen boş durana tıkladık. Yok. Virgül yap. Zaten boş duran asker çok. Şimdi. Bu iş çok kızı çıktı. Bunlar yerden gelen askeri birlikleri atlılara falan yerden böyle 20 tanesinden yana karşı fof 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 diye böyle atarlar. Şimdi bakın Imperial Age'e geçmek üzereyim. Bakın Imperial oluyorum artık. Son çağ. Bu çağda bütün upgrade'ler yeniden başlayacak. Önce ana evinizdeki atlı arabayı alıyorsunuz. O en büyük, en önemli upgrade'ler ana evdeki. Ana evdeki upgrade'leri ilk başta alacaksınız. Maden evi, değirmen, taş evi, odun evi bunları alıyorsunuz. Sonra blacksmith, sonra da her bir askeri birimin upgrade'leri. Bakın neler açılacak, izleyin. Upgrade gelmedi burada. Imperial'da. Şeyden gelmedi, değirmenden gelmedi, madenden gelmedi. Oduncu evinden bir tane upgrade'im var. Neymiş? Q. Aldım. Blacksmith'e geldim. Yeni upgrade'ler geldi. Q aldım. A, S aldım. Üniversiteye geldim. Yeni upgrade'ler. Bakın bu taş atan askeri birimlerinizin artık CG'lerin ateşli taş atmasını sağlayacak. Neymiş? T. Aldım. Ve Q. Artık binalarım daha güçlü olacaklar. Kaleye geldim. Bakın taç. Bu çok önemli. Barracks units are created %100 daha hızlı şampiyon veya halberdier üretmenizi sağlayacak upgrade alıyorum. Bakın bu çok önemli. Units at barracks, archery range, stable and castle are produced 33% faster. Baraklar, oduncu asker evleri, yani okçu askerler, atlı askerler ve kaleler %33 daha hızlı asker üretecek alıyorum. Villagers cows 15 plus damage when attacking buildings. %15 daha fazla darbe verecekler köylülerim alıyorum. Husker'larımın elit yapılmasını sağlayacak olan upgrade. Bakın bunların puanlarını, şeylerini çok dikkatli okuyorsunuz. Bakın burada yeni bir ünite var. Gösterelim hemen W. Bir tane de bundan üretelim. E. Bir tane de biz buradan Husker üretelim. Bunlar güzel üniteler. Savaşçılarım. Birim bayrağı her zaman buradadır. Üniversiteye Y'ye geldik. Bakın neler var neler. Burada şeylerin özelliklerinde çalışalım biraz. Gelin. Rahiplerin evlerinde neler yapılabiliyor? Bakın bu suratı alırsam ne olur? Rahiplerim, monkslarım %15 hızlı hareket eder. Bunu alırsam monks have 15% more hit points so they are harder to kill. Monkslar %50 daha zor ölür. Units are %50 üniteler harder for enemy monks. Ünitelerin düşmanlar tarafından convert edilmesi %50 zorlaşır. Geçtim. Monkslar yani rahipler regain their faith 15% faster after a successful conversation. %50 daha hızlı kendilerine gelip yeni bir insan dönüştürmeye geçerler. Rahipler. If a group monks convert enemy units, one day of monks must rest up. Bir tanesi sadece grup olarak bir rahip birini çevirdiniz ya, sadece bir tanesi dinlenmeye geçer. Ve units garrisons in buildings heal. Bu yaralanan bir kişi, bakın bakalım. Yaralı hiç benim savaşçım var mı? Var. Gel. Yok ki. Bu çocuk mu yaralı? Yok. Yaralanan biri bir evin içine koyun, o kendi kendine iyileşiyor. Ve dediği gibi bunu da alırsanız 6 kat daha hızlı iyileşiyormuş. Alalım. Bir sürü altınımız, puanımız var. Hepsini geliştiriyorum arkadaşlar. Her şeyi geliştiriyorum. Blacksmith her şey tamam. Şimdi bakın baraka yeniden geldik. Bunu alırsam long swordsman, two-handed swordsman olacaklarmış. Alıyorum. Pikemanlarım pikeman and lets you create halberders. Halberder olsunlar. Bakın Husker'lar artık buradan çıkabiliyor. Bir tane oradan kaleden bir upgrade aldık. Üniversitede her şey alındı. Barakta işte upgrades your two-handed swordsman and let you create champions. Şampiyonlar istiyorsanız şampiyon upgrade'ini aldık. Özür dilerim. İşte bu okçularımın o kadar. İşte bakın yeni bir asker daha. Bu tüfekli asker. Bundan size gösteriyorum. T ile çıkıyor. R ile, özür dilerim. Boş duran işçim var. Niye boş duruyor bu çocuk? Sebebi? Bunlar niye boş duruyor be? Bura nere lan? Kanka siz niye boş duruyorsunuz? Siz birinden mi kaçtınız? Sizi korkuttular mı?
Bir tane kale dikeyim şuraya ya. Rahat edelim ya. Aslında bir işçiyle kale dikilmez. Çok büyük risktir. Ama artık oyun çok şey olduğu için gel abi buraya. Burada bekleyin de sıkıntı çıkmasın. Ne yaptık şimdi bakın. 59 tane lumberjack, oduncu. 3 tane miner, madenci. 43 tane farmer. Ve 1 tane builder'ım varmış. 60, 40 daha 100. 103 hala eksiğim ya. Hala çok fazla ihtiyacım var. Aa, oduncular ta nerelerden odun toplamaya başlamışlar görüyor musunuz? İşte başında durmazsanız bu şekilde. Sürekli bunları kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Sürekli. Ja. Bu wäre. Bereit. Bu wäre. Ja. QA. Boş duranları hemen. Şuraya diktim bayrağını. Burada bir tane daha tarla var. Gel kızım. QA sen de şuraya koy. Hah. Bakın evim bitti. 160'a 160. Benim şimdi ev yapmam lazım ki. Gel kızım. Gel kızım. QQ. Her biri 5 tane daha ünite verecek bana. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bir tane daha lazım. O işini bitince oraya gelecek. Shift'e basıp tutarak yaptım. Buradan da bir tane işçiye ihtiyacım var. Sadece şuraya zaten. Bunu da kapatalım. Boşta duran yok. Kaleye geldim. V tuşu. Bakın gözü alırsam 1200 gold alıyorum. Haritanın tamamını görebileceğim. Artık düşman nerede değil. Burayı açıyorum arkadaşlar. Şey pardon. Bakın bunu artık tüm güneşe açtım. Ve Husker'larımı da elit yapıyorum. Ne demek Husker'ları elit yapmak? Daha güçlü ve daha iyi şey olacaklar. Daha vurguncu, daha sert vuracaklar, daha göç ölecekler. Gözü de alıyorum arkadaşlar. Üniversiteye geldim. Bütün upgrade'lerim yapıldı. Şimdi savaşa gideceğim de bakın. Savaşacak bir şey kalmayacak. Göreceksiniz. Çok fazla şey yaptık. Bekledik. Oyun çoktan o teslim olacak. Çünkü en düşük düşmanı açtım. Güçlü düşmanın size neler yapacağını bilmenizi istiyorum. Aa, dur gel oğlum gel. Kalenin dibinde çalıştırın. Kale her zaman koruyucudur. Miner'ı delayed. Odun evini delayed. Boş durmadıkları gibi uzaktan da getirmelerine izin vermeyin. Ta oralara buralara dolaştırmasınlar. Şimdi bakın puanımıza bakın. Çağdaş 18.000. Juanatis 3.100. Arkadaşlar savaş zamanı geliyor. Savaş. İşçim tamam. Asker bakın. Trübüşet. Trübüşete bakın at diyemiyorum. Kurul bakalım bir kur. Kendini bir kur. İstediğim yere direkt atmasın. Trübüketlerin özellikleri bakın yazıyorum. 16 range'i var. 16 kare öte sayın. Bakın buradan itibaren sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ta burayı vurabilir. Bakın bu trübükete şuraya at diyeceğim. Atamadı. Çapraz ne kadar bilmiyorum. Atamadı. Tuş ne lan? T değil mi? Buraya atabilir. Target is too far away to attack. Şu kareye at. Bakın bu kareyi işaretledim. Şu kareye atmanı istiyorum. Allah'ına kurban. Her bir yere gidiyor işte. Oraya doğru gidiyor. Boş duran mı var? Kızım bitirdin mi? 210 ev hakkı. Aa, bu arada evet 210 ev hakkımız var. Unutmayın. Bir tek burada 210 hakkınız var. Gel kızım buradaki madeni topla. Altını topla bize. Arkadaşlar, hayır, iptal. Artık deniz evine gelelim, bakın, upgrade'leri yapalım. Galley üretelim bir tane. Hepsinden birer tane... Özür dilerim ya. Fisherney üretiyorsun desene. Galley ürettim, transporter ürettim. Upgrade'ini aldım. C ile diğerlerine... Özür dilerim. Aha bunların... Hayır, bir saniye buraya geleceğim. Çık, D'ye gel. Şu upgrade'leri tekrar konuşuyoruz. Bakın burada upgrade'ler. Bombard yapabilmek için upgrade var. Üniversiteden upgrade'im mi eksik? Hayır. Kaleden? Hayır. Baraktan upgrade'im eksik? Hayır. Bakın normalde kale işçisi, kale askeri olan Husker'ı bir upgrade alarak baraktan da üretme hakkı kazandık biz az önce. Bakın. X dedik. Stable'ın eksiklerini alalım. Bunlar ne?
daha iyi attılar. Biri savaş özelliğini, onları tek tek okuyun lütfen. Daha fazla zaman yitirmek istemiyorum. Video çok uzadı. Bu upgrade'leri alın. Koçbaşı daha güçlü olsun. Ilge daha fazla atsın. Ram, Scorpion daha iyi şey. Hayır hayır hayır. Bu asker... Aha bakın Bomberman. Sen de dur lan artık. Dur tuşu ne? F mi? F mi G mi? G. Dur. Topla bakalım W. Bakın kur Q, topla W. Bir askere isterseniz dersiniz ki Q şuraya git gel. Bakın bu gider gider gelir. Bu burada devriye atacak. Herhangi bir düşman görürse saldırmaya başlar. Dur oğlum gitme. Şurada dur. Bak şimdi. Q'ya bastım. Burayla bakın bir dakika dur oğlum dur. Q'ya bastım. Shift'e basıyorum. Bura ve bura iki bayrak diktim. Bakın bu ikisi arasında gidip gelecek. Bir buraya bir buraya. Bir buraya bir buraya gidecek. Derseniz ki bu benim askerim. Şunu korusun. W onun üzerine tıkarsın. Sadece onu korur. Bu askere dersin ki yani follow. Bu asker nereye giderse onu takip eder. Bu askere dersin ki atak move. Dersin ki bakın deneyelim mi? Bak gel oğlum gel. Atak move neymiş arkadaşlar? R. R'ye bastım. Dedim ki şuraya gel lan dedim. Bak ne yapacak izleyin. Bakın atak move verdim ben. Dedim ki ben buraya kadar git ama atak git dedim. Yani saldırmalı git. Bak ilk gördüğü menziline giren ilk düşmanı atmaya başladı. Atak move'un özelliği bu arkadaşlar. Atak yapıyor hemen. Koşturmayalım lütfen. Burayı unuttuk. Aa. Ben size buraya yapın dedim. Küre yapıyorum hemen çok hızlı bir şekilde. Kızım. Böyle uzaktan mal getirip götürmek yok. Boş duranlar. Ha, bakın ne yapmıştım? Trade cock yaptım değil mi? Trade cock yani... Benim gibi bir tane daha takım arkadaşım olsaydı onun deniz evine bunu gönderirdim. Bu git gel git gel git gel bana şey getirirdi. Bakın transporter ship geldim. Şu çocuğa dedim ki gel buna bin dedim. Bak sağ tıklıyorum. Solda seçtim sağ tıklıyorum bin dedim. Binecek. Bin oğlum. Transporter'a gel dedim sağ tıkladım. Sol tık indir. İndir arkadaş gördün mü? Bak bu çocuğu buraya indirdim. İsterse bak, istediğim yere götürdüm. İşte bakın galley. Buna hadi bir gönderelim. Şuraya bir gelsin bakalım. Ama neyle? R ile gönderelim. Atak move'la gönderelim. O yolda görür görmez zaten saldırsın değil mi? Bu çocuklar niye böyle pısıp kalıyorlar ya? Q, T. Şuraya bir tane şey yap kızım. Burada bir şeyler var. Bu çocukları bir şey korkutuyor ama. Ağam seni öldüreceğim çünkü sen bana sıkıntısın sürekli. Transporter boş durabilir. Sen bana boş duran işçi gibi görünüyorsun. Arkadaşlar her şey bitti. Her şeye hazırız. No no bakın B zile basmaydı özür dilerim. B'ye bastığınız zaman bakın H B. Hem bütün işçileri eve çağırırsınız. Saldırı var düşman buraya kadar gelmiş. Eviniz ok atmaya başlar. Her bir işçi bir ok fazla attırır. Yine ana eve tıkladınız. Diyelim ki zile bastınız. Bakın burada diğer şeyler var. Tekrar B'ye basarsanız herkes kaldığı işe devam eder. Yani zile bir kez daha basmış gibi olursunuz aslında. Bakın komuta almayanlar oldu. Yeni gelenler oldu değil mi? Tekrar F'ye basalım. Ya da bakın H diyelim. Bırak. H diyelim. Zile bas. Bırak. Her şey eski haline dönecek arkadaşlar. Delete. Delete. Bakın burada yeni tarla alanları gelişti bizim için. Delete. Aşk olsun. Nereden geliyorsunuz ya? Kızım bu reyte değil işte iş yapacağız iş. Evet. İnanın her şey bitti. Saldırı moduna geçeceğim. Bakın. Ne demek istiyorsun saldırı modu? Böyle 3-5 tane askerle değil saldırı modu. Saldırı modu demek mutlaka çok güzel bir ordu kuruyorsunuz. Her şeyden önceden düşünüyorsunuz. Şimdi bakın saldırı böyle de yapılmaz. Saldırı için her askerden her evden birkaç tane onlarca basıyorsunuz. Getirin. Gelin kızım gelin.
WQ yani baraktan basıyorum. Bakın kaç tane. Gördüğünüz her yere barak kurun kızım. Bak bununla başlayın. Hepsine sırayla giderler onlar. Gelin hanım siz. WW. Basabildiğimiz kadar arkadaşlar. Bakın burada büyük bir hata yapıyordum. Şu kareyi boş görmesem buraya gelir yaparlardı. Buradan asker geçirmezdi. Başka yeri dolaşırdı. Saçmalık. Bu ne yapıyor burada? Git lan şuraya yardım et. Gel. WE. Sen de stable house yap, yapabildiğin kadar. Bakın bir demiştim değil mi her şeye? Bas çifte basılı tutuyorum. Bütün atları, bütün barakları, bütün kaleleri, bütün okları, bütün stable'ları. Kontrol 1. Şimdi ne demiştik? Oo burada bakın. Boş duran bütün işçileri neyle seçiyorduk? Alt virgül müydü? Boş duran işçilere şuraya gidin diyelim de. Burada bir şey başladı dikkat ederseniz. Bakın benim işçime saldırıyor bunlar. Öldü. Saldıramadan ölüyorlar. Kale onlara sıkıyor. Bakın beni convert ediyor. Bakın benim askerimi convert ediyor. Papaz. Dilimim sesi duyarsanız bu sizin askerinizin convert edildiğini artık karşı tarafın askeri olduğunu gösteriyor. Şimdi buraya biraz daha işçi verelim. Şu işi bir hızlandıralım. Kıyamıyorum lan işçileri. Gelin ile ya. Hey ya. Şuradan başlayın işte. Oo benim askerler saldırdılar bile. Bakın buna diyorum ki şurayı vur ağam diyorum. Bak izleyin. 16 range. 16 kare öteden bunu vuracak. İzleyin. Siege çok sakat. Siege kendi askerinize de atarsa öldürür. Siege'yi her zaman geride savaştırıyorsunuz. Bu buraya atıyor. Buradan bir iki tane bombacı falan üretirseniz. Bakın daha hala upgrade'leri bitirememişim. Fire'ın hala upgrade'i var. Aa ben ne emir verdim bilmiyorum. Şimdi barakların hepsi bitmiş mi? Bitmiş. Okçu evlerin hepsi bitmiş mi? Bitmiş. Dur Q değil. WC. Buraya bir kale daha dikelim lütfen. Birin burası. Sizden bir ricam var. Gençlik. Benim kuşatma evim eksik aslında. Q, R. Mümkün olduğunca kuşatma evi de lütfen istiyor. Ne odun mu bitti? Yapsanıza be. Orayı bitirince yapacaklar. Ya siz başlayın onlar kaleyi diken. Bakın bir. Çift tıkladık. Bunları da seçtik. Bakın hepsi bir oldu. Hepsi bir oldu artık. Bak bu kale hariçmiş. Bu kaleyi koymamışız. Bu kaleyi seçtik. Rahip evini bile seçtik. Buradan çıkan her türlü savaşçı. Kontrol 1. Kontrol 1'in bütün askerleri buraya gelecek. Şimdi bakın. Shift B. Vay anam ne yaptım Allah bilir. Tamam bir şey yapmadım. Kontrol B. Bakın özür dilerim. Kontrol B. Bütün barakları seçtim. Shift ve Q. Sanırım her bir baraktan 5 tane şey emri verdim. Ne kadar hızlı çıktı bakın. Drop dediği anda çıktı. Bakın bir daha çıkacak izleyin. Ha bir tane vermişim pardon. Tekrar yapıyorum. Kontrol B. Hepsini seçtim. Shift Q Q Q Q Q. Bakın izleyin. Bakın anında çıkıyor baraklardan. Anında. Bakın buradan da geliyorlar. Bakın buradan da çıkıp geliyorlar. Her birinden birer tane. Nereye diktik bayrağı? Birin bayrağı nerede? Bakın buradaki işçilerin hepsi boş duruyor artık. Yardım. Şuraya yardım. Buna diyorum ki toplan. Ve şuraya gel. Bakın burada bir tane bombacım var. Bu bombacıma diyorum ki şu kaleye sık bakalım. Ne olacak? Bakalım ne olacak? Hangi askerin hangisi counter'dır? Bakın bu da çok önemli. Hangi asker hangi askerle iyi savaşır? Anlatalım. Şu an benim askerimin en büyük özelliği şampiyonların çok iyi. Şampiyonların en büyük düşmanı notlarımızdan çalışalım bakalım. Şampiyonun en büyük düşmanı archer'lardır arkadaşlar. Archer ok sıkan şu A'daki
A'daki şu Archer'lar en büyük düşmanıdır, doğru mu? Şampiyon Archer ve Hand Cannonier. Yani yine Archer'ların içindeki şudur. Bakın, Archer'ların hepsi şampiyon düşmanıdır diyebiliriz. En büyük düşmanını söyledim ben size sadece. Devam ediyorum. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Archer'ın en büyük düşmanı nedir? Skirmisher'lar. Yani yine Archer evinden çıkan şu askerler. Şunlar Skirmisher. Skirmisher'ın en büyük düşmanı nedir? Cavalry ya da CG ya da şampiyon. Yani Cavalry neydi? Atlı evinden çıkan şu Cavalier, Great Cavalier veya Great Hussar. İşte bunlar en büyük düşmanı Skirmisher'ların. Peki bunların en büyük düşmanı ne? Baraktan çıkan Halberdier. Yani atlıların altından gelip yürüten o askerler atlılara karşı çok güçlüler. Halberdier'ların en büyük düşmanı nedir? Şampiyondur. Bakın böyle birbirini zincirleme götürüyor. Okçular yine bakın, bir atlı askerin en büyük düşmanı ne olabilir? O alttan yürüten o adamdır. Ya da şu siyegeler yok mu yerden atanlar? Odur. Atlılar hızlıdır ve dayanıklıdır, unutmayalım. Yerdeki askerler yavaştır. Diğer atlılara göre tabii ki zayıftır. Ama bakın, benim askerler kendi kendine daldılar. Şunu öğreteyim size bakın. Bunlara diyorum ki şu an ne? Atak modundalar. Bakın atak modundalar. A'dalar. Bunlara S'yi seçiyorum. Şuraya çağırıyorum. Her yere saldırmayın. Ben size emir vermeden saldırmayın. Şunlara saldırın. Buradaki boş duran işçilere diyorum ki gelin. Q, Z, şuradaki her şeyi ele geçirelim. Bu vere. Şunlara, şuna diyorum ki şuna. Şunu yıkar mısın lütfen? Buna da diyorum ki. Aha bakın, bu Hand Cannonier yıkmış bahsettiğim kaleyi. Range'leri okuyorsunuz, bunları biliyorsunuz artık. Vallahi iş böyle. Gördüğünüz gibi nasıl saldırıya geçiyoruz, unutmayın. Uzaktan atan biriminiz ne? Hand Cannonier. Kontrol 2. Arkadan gelecek birlikleriniz ne? Şampiyonlar. Kontrol 3. Onun arkasından da Siege'niz var. Kontrol 4. Bakın. 2 buraya, 3 buraya, 4 buraya. Hemen böyle. 2 gel bakalım şöyle. 2 şuna sık. 3 pozisyonunu al. Bekle burada, gelen olursa. 4 sen burada bekle abicim. Bunun gibi işte bakın. 2'ler, 3'ler, 4'ler bu şekilde çalışıyor. B'ye bastım. Zili çaldım. Şu kızı öldüreceğim. Tekrar B'ye bastım. Herkes işine döndü. Bitti. Oyunu kazandık. Her şey bu kadar. Şimdi modları anlatayım size. Return to map diyorsunuz. Haritaya dön. Bakın gözü almıştım ben zaten. Artık her şeyi görebiliyordum. Kaleden gözü aldım. Bir tane burada işçisi var. Oyundan çok çabuk çıktı doğal olarak. Bakın burada gelirsiniz. İstatistiklere bakarsınız. Statistics. Skor. Her şeyde benim yıldızım var. En güçlü benim. Military. 88 tane ünite öldürmüşüm. 12 ünite kaybetmişim. 10 tane bina yıkmışım, 0 bina kaybetmişim falan. Large Army, 70 tane askerim var. Ekonomiye geliyorum, 80 bin food toplamışım, yemek. 91 bin odun toplamışım, root. 4600 ton toplamışım, taş. 16 bin gold toplamışım. Teknolojiye geliyorum, bakın ben bütün çağları da önce ben geçmişim. Society, bunları inceleyeceksiniz. Timeline'da da bütün harita kırmızı, bana ait. Şimdi Return to Main Menu diyelim ve size mod almayı da öğreteyim. Bakın burada options, mods var burada, mods. Modslara giriyorsunuz ve hangi modlar benim en çok istediğim modlar, bakın. Idle Villager Pointer benim en sevdiğim mod. Small Tree, yani büyük ağaçları küçük gösteriyor. İşçileriniz ağacın arkasında kaybolmuyor, başınıza iş açmıyor. Zetness Improved Grid Mod. İşte o grid haritayı kare 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 yapan mod benim işime yarıyor. Fish Borders. Haritadaki balıkların olduğu yerlerin etrafına bir tane border, yani kale, bir çerçeve çiziyor, daha rahat görüyorsunuz. Huge Number, benim hani o Kontrol 1, Kontrol 2 diye gruplandırdığın zaman onların numaraları çok küçük oluyor. Onu büyüten mod bu. Ve Useless Plant Remover, haritada bazı plantler, şeyler falan, ama bunun çalışmadığını düşünüyorum. Bunu çıkaracağım tekrar. Bazıları çalışmıyor aslında. Gidip oduncular onu kesemiyorlar. Ama haritada bir bitki olarak duruyor. Bunu iptal ediyorum. Modların browse'u burada bakın. Buradan geliyorsunuz, mod arıyorsunuz. Bakın en çok kullanılandan en az kullanılana kadar, ne zaman kurulmuş, ne zaman update edilmiş, ne kadar like almış ve ne kadar çok kullananı var gibi şeyler buradakilerde. Daha fazlası var, bakabilirsiniz. Return to main menu. Eğer bu videoyu beğenirseniz, bu video çok iyi giderse, detaylı ilgili şeyleri, daha çok nasıl şeyleri, bakın duvar örmeyi unuttum bir türlü savaşırken, size anlatırken, her şeyi bir arada daha fazlasını anlatacağız.
Bir sonraki planımda sizlere AutoCAD anlatmak var. AutoCAD'in nasıl kullanıldığını anlatacağım. Elektrik mühendisliğim. Elektrik üzerine olan AutoCAD anlatacağım. Bir sonraki planımda size İngilizce öğretmeyi düşünüyorum. Beğenirseniz, bu videolar iyi giderse inşallah daha birlikte olacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like yapmayı, bana abone olmayı, videomu insanlara anlatmayı ve beni daha fazla kişiye önermeyi lütfen unutmayın. Allah'a emanet, saygılar, teşekkürler her şey için. Görüşmek üzere.